Hanımlar beyler muhabbet kralına hoş geldiniz. Language konuşacağız. Nedir bu ben tam doğru telaffuz edebiliyor muyum bilmiyorum. Ama söylemeyin, demeyin, hissetmeyin ki bu yeni bir kelime çıkardı bir de bununla mı uğraşacağız? Aslında şu sıralarda yaşamakta, hissetmekte olduğumuz bir durumun isimlendirmesi gibi söyleyebiliriz. Pandemiyle beraber hayatımızda önemini daha da arttıran sosyolojik, psikolojik ya da psikososyolojik bir durum bu. Çok değerli konuklarım var. Profesör Doktor Acar Baltaş psikolog ve yazar, Profesör Doktor Barış Erdoğan sosyolog, Profesör Doktor Zümra Atalay akademisyen, yazar ve Doktor Kenan Eren psikiyatrist. Çok iyi bir heyetle bu konuyu açmaya çalışacağız. Languishing pandemi ile beraber hayatımıza giren sıkışmışlık içindeki ruh halimizi tanımlamaya yarayan sosyolog, psikolog, Corey Case tarafından ortaya atılan languishing bir durgunluk ve boşluk duygusu diye tarif ediliyor. Sanki günleriniz karıştırılıyor, sisli bir ön camdan hayatınıza bakıyormuşsunuz gibi. Önce Profesör Doktor Acer Baltaş'a sözü verelim. Efendim bu e, ne kadar derinlikli ya da ne kadar bilimsel bir terim languishing buyursunlar. Şimdi doğru mu telaffuz ettim dediniz. Amerikan versiyonunu telaffuz ettiniz efendim. Öyle Vurguyu mi? ikinci heceye yapsaydınız İngiliz versiyonu olmuş olacaktı. Maşallah. <gülüyor> 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 ol. Şimdi bir antik düşünürün dediği gibi güneşin altında yeni bir şey yok diyor. Ee, en azından bu çerçevedeki kavramlar açısından bu insanların e, tarihin başından beri hissettikleri e, anlam arayışı veya isteksizlik duygusunu anlam arayışındaki kaybın sonunda ortaya çıkan isteksizlik durumunu ergenlik döneminde gençlerin çok sık içim sıkılıyor dedikleri durumu anlatan bir kavram. Amerikalılar bu şekilde kavram icat etmeyi, sonra bunu paketleyip yeniden pazarlamayı çok severler. Dolayısıyla bu 2014 yılında aslında pandemiden önce ortaya atılmış bir kavram, sonra da pandemi sırasında da. Gene Amerika'nın e, cevval psikologlarından e, Adam Grant'in e, New York Times'taki bir yazısıyla gündeme geldi. Ve herkes de ha dedirtti. Hı. Yani hani Amerikalılar aha efekt der ya, Hı. biz Türkler ha deriz. O duyguyu doğurdu. Ha, demek ki buymuş dedirtti. E, sizin de işaret ettiğiniz gibi hayata karşı genel bir isteksizlik hali, bir donukluk, bir anlam arayışı, gene ne yapmak istese ondan bir tatmin du bulamamak. Buradaki kritik nokta şu, yani bunun pandemiden sonra herkese ha dedirtmesinin sebebi, kolektif bir ha duygusu yaşatmasının sebebi, insanlar bu sürede kendileriyle kaldılar. Biraz sonra Zümra arkadaşımız güzelce anlatacaktır bu kendisiyle kalma durumunu kendileriyle kaldıkları içinde hayatlarındaki anlamı sorgulamaya başladılar birçoğu yaptığı işte o anlamı bulamadı Çünkü insan hayattaki varlık sebebiyle yaptığı iş arasında bir köprü kurarsa anlamlı bir hayat yaşadığını düşünür ve oraya isteyerek gelir yani mesela biraz evvel sizin buraya gelirken ki e, beden diliniz ve duygu durumunuz Sevdiğiniz işi yapmaya gelen bir insanın e, duygu durumuydu. Dolayısıyla bu duygu durumunda olmayan insanlar pandemi sebebiyle de ne olacak bu işin sonu noktasına vardılar. Bir miktarda tabii insanlar e, dediğimiz zaman insanları da ikiye ayırmamız lazım. E, bugün Türkiye'de 20 milyondan fazla insanın sosyal yardımla hayatını sürdürdüğünü düşünürsek, bir grup insan bizim konuştuklarımızın çoğu şu anda muhatap saydıklarımızın çoğu bizi izleyenlerin çoğu aslında hayatını korumak için evinde kalmayı kabuğunda kalmayı başaran ama keyfini yaşamak için dışarıya çıkamayan canı sıkılan insanlar bir grup insanda var ki hayatta kalmak için mücadeleye girmek ve toplu taşımaya ...binip işine gitmek zorunda... ...ve kalabalık bir mekanda çalışmak zorunda... ...olan insanlar. Bu insanlarda... ...languishing yoktur hiç merak etmeyin. Hı. Bunların hiç böyle bir... ...bu anlamda bir... ...can sıkıntısı yoktur. Onların... ...can sıkıntısı daha... ...varoluşsal bir can sıkıntısı. Diyeyim ben... ...burada değerli... ...meslektaşlarıma bırakayım sözü... ...bu konuda anlatacak... ...ve sizi de eğlendirecek... ...çok hikaye var... Teşekkür ederiz. Ee, evet hanımefendiciğim buyursunlar sizin <laughs> e, tabii ki e, yazmışsınız da e, şefkat zorluyucu duygu ve durumlarda yaşayabilme sanatı şu kitabınızı e, göstereyim. Mindfulness doğru mu telaffuz evet. ediyorum e, bilinçli farkındalık farkındalıkla anda kalabilme sanatı ki bu... Ee, galiba son 10 yılın e, bütün masalarda e, önce kadınlar, sonra erkekler, sonra <laughs> kadınlar ve erkekler beraber konuştukları bir konu. Ve tabii ki burada bir ortak çalışma var. E, Şefkat Korkaklara Göre değil kitabınız. Bir de çocuklarla ilgili bir mindfulness e, çalışması var. Tabii ki bu anda kalabilmek ee, ...konusu bayılıyor herkes değil mi bu konuya? Evet bayılıyor ee, ve konuşmaya. bazen de yanlış anlaşılıyor. Yani Bu çünkü... bizim konumuzla da ilgili olduğu için çok, soruyorum. Çok evet, evet evet yani hocamın söylediği zaten tanımlama çok çok güzel... Ee, Evet, kendiyle kalabilmek çok kolay değildir insan için. Yani herhangi bir aktivitenin içinde bulunamamak. Aslında mindfulness tam olarak bunu söylemiyor ama mindfulness'ta karıştırılan bir şey var. Yani an için yaşamak değil, anda yaşamak. Dolayısıyla bu yaşadığımız siz başta söylediniz yaşamak ve hissetmekte olduğumuz dediniz ya hmm. Okan Bey. Aslında yaşıyoruz da pek hissedemiyor gibiyiz. Yani bu dönemin hmm. bu languishing arkasında bir de böyle bir şey var tam o sisli camdan bakma hali hissedememe hali sanki bedeninden ayrı bir yerde yaşıyormuş gibi sanki yani buradayım ama tam da burada değilim tam da ne hissettiğimi bilmiyorum yani aslında bir keyifsizlik var ama bu böyle hani umutsuzluk gibi değil depresyon gibi çok belirgin tanı alacak bir durum değil ama bir tanım yok. Ama kendimi keyifsiz hissediyorum. Burada yine söylendiği gibi Adam Grant'ın bir takım önerileri var bununla ilgili. Bunlardan bir tanesi de mindfulness. Yani üç tane önerisi var. Üçünden bir tanesi mindfulness. Mindfulness da temel olarak mesele şu anda olabilmek. Çünkü biz bu tür durumlarda aslında bazen geçmiş ve gelecekteyiz ki bu iyi haline, hiç iyi gelen bir şey değil. Bazen de dalıyoruz. Yani kopuyoruz. Bir nevi yabancılaşma hali, hissedememe hali. Biz burada iyi hissetmekle ilgilenmiyoruz mindfulness'ta. Evet iyi hissetmekle ilgileniyoruz ama hissetme işini iyi yapmakla ilgileniyoruz. Yani hmm. illa ki her zaman öforik bir şekilde iyi hissetmek, her şeye olumlu bakmak, olanı olduğundan daha farklı görmek gerekmiyor. Evet ki şimdiye kadar olan yaklaşımlarda hep şey vardı. Yani işte yeniden e, olumlu bir şekilde çerçevelendirme, yani olumlu tarafından bakma, güzel tarafından bakma bu çok önemli. Yani insanların bir şeyleri olumlu algılaması, daha iyi tarafından bakması kesinlikle perspektifi genişleten bir şey. Olasılıklar artar. Yani Olumlu baktığımız zaman olumsuz baktığımız zamandan daha fazladır olasılıklar artar. Fakat şöyle bir şey de var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki olumlu yeniden çerçevelendirme ile karşılaştırıldığında kabul bir üst seviye. Yani biz mindfulness'ta kabule bakıyoruz. Olanı olduğu haliyle görüp mesafe alabiliriz hmm. ve hissetmeye vurgu yapıyoruz. Yani anda olmak demek bir nevi burada olduğumuzu nasıl anlarız? Düşünerek anlamıyoruz, hissederek anlıyoruz. Şimdi burada olan herkes ayak tabanlarını hissettiğinde aslında bedenine dönmüş oluyor. Bu yaklaşımda beden, hissetmek, duyumlar, şimdiki anın farkındalığı, özellikle de düşünce ve duyguların farkındalığı çok önemli. Biz düşünen bir varlığız ama düşündüğümüzü düşündüğümüz anda fark etmeyen bir varlık olma olasılığımız da yüksek. Dolayısıyla burada önerilen bir yöntem ve önerilen bir yaklaşım Buradan devam edebiliriz. Ben çok da e, etmeyeyim şimdi. E, zaten beraber. Şöyle aslında e, bu e, programda e, olması gereken ve üzerine konuşulması gereken bir bölümü e, anlatıyorsunuz. Zaten hep böyle bir dert var. Bir de e, asıl asıl gelmek istediğim yer e, şu. Onu da e, beyefendiye soracağım. Yani bu depresyonda depresyonda mıyım? E, Değilim, bir tatsızlık var, bunu tarif edemiyorum ama galiba bu işin sonu kötü. Bir de böyle kişisel hani sosyal durumdan ayrı olarak bir de böyle bir kişisel durumdan mı bahsediyoruz şöyle, sosyal duruma bağlı olarak? Şöyle şimdi bu sosyolog ve psikolog Keats'in ortaya attığı languishing majör depresyonla ilişkilendiriliyor. Yani burada benim e, en çok vurgulamak isteyeceğim yer, sizin de e, ifade ettiğiniz gibi oradan. Yani e, tatsız, e, tadı, tadım yok, tuzum yok demek e, bizi ne durumuna sokuyor? Yani Bugün yaşadığımız dünya, baktığımız zaman kendi ülkemiz, tüm dünya, bu ekonomik bunalım, pandeminin artık sonrasında daha böyle e, işsizlik, işimizi kaybetme e, risklerin vesairesini e, düşündüğümüz zaman tadımızın, tuzumuzun kaçması, languishing olmamız ya da o yeni icat edilen ya da de ama şimdi öne sürülen bu kavram e, bizi eğer depresyon etiketini e, beraberinde bize e, vurduruyorsa, e, bizi depresif varlıklar varlıkla ortaya koyuyorsa e, Oraya bizi hazırlayan etmenler, nedenler göz ardı yine edilecek demektir. Hı. Yani dünyanın yönetilmesi, ülkenin yönetilmesi, gelir dağılımı, adalet, hukuk vesaire bunlar bizim psikolojimizi esas etkileyen şeylerdir. Ama biz böyle nedense biyolojik mesela biyolojize etmeyi çok seviyoruz. Ben Hı. konuşan bir tıp doktoru. Ama ben bundan rahatsız oluyorum. Bir şey biyolojize etmek ne demek? Arka planı ihmal etmek demek. Hmm. Arka plan ne? Tıbbileştirmek. demek. Ya. Hmm. Yani gereksiz tıbbileştirmek, gereksiz ilaç tüketimini getiriyor. Şimdi bu kisinin oradaki makalesine itiraz ediyor Çok ciddi almam orayı. Yani şu anlamda söylüyorum. Hmm. Hey bir dakika. Tadım yok, tuzum yok. Konuşalım. Hiçbirimizin yok. Hmm. Kimin tadı ve tuzu olabilir? Şöyle bir atmosferde. Hmm. Bu bir şu insan fıtratında, insan doğasında doğal bir reflekstir bu. Tabii ki tadımız, tudumuz şu anda olmayacak. Ama bunu hemen majör depresyona bağlamak, oran vermek, hmm. hangi çalışmayı yaptınız? Hmm. Nasıl yordayıcı olabiliyor? Buraya benim bir durum bakalım demem lazım. Bir psikiyatri uzmanı olarak. Hmm. Bugün e, o zaman biraz bu tanı sınıflamada en azından e, kriterlerinden bir iki şey söyleyeyim. Mesela bir insanın depresyon dememiz için, ay bugün hiç keyfim yok, e, yarın olabilir. Bugün tadım tuzum yok, ertesi gün olabilir. Ama... Tanı koymak için şu ben e, işte yıllardır klinisyenlik yapıyorum, hasta görüyorum. İki hafta hmm. arka arkaya hiçbir şekilde yataktan çıkmak istemiyorsun. Hiçbir şey ilgin olmuyor. Asker arkadaşın, çocuk arkadaşın, çok hoşlandığın bir insan vesaire vesaire. Hiçbiri seni yerden kaldıramıyor, banyoya sokmuyor. Bir, en sevdiğin yiyeceğe karşı e, hatta şey diyoruz anhedoni diyoruz zevk alamama. Hmm. E Bunlar zaten e, depresyon içinde var ama iki hafta sürmesi lazım. Orada bir klinisyenin oraya bir not düşmesi lazım. Ama şimdi bu arkasından şunu getirecek diye kaygılanıyorum. Artık herhalde destrenin altı da e, tatsız tuzsuz. Yani tadım yok, tuzum yok. Ya da languishing kavramıyla hı, bunlara da ilaç verilebilir. Bakın Kesin. hayatın <laughs> anlamını, bakın hayatın anlamını. Özürlerim, parantez açalım. Yani burada mesela işte adam eşini doktora götürüyor. Doktor bu nedir? Bana surat asıyor, bilmem ne yapıyor, tadı yok, tuzu yok. Ondan sonra bu kadına mesela götürüyor ya da kadın adamı götürüyor da doktora. Konu komşuya da ya bir doktor teşhis koydu, bunda languishing varmış falan gibi bir tanımlama yok değil mi? Ortada daha böyle bir teşhis yok. Ama korkum o ki. ben Ki olabilir diyorsun. Çok önemli bir noktaya değdi. Language'in varmış işe gelmiyor <laughs> <ben bu>. Ama <laughs> ki... i̇şe, işe devamsızlık oranı depresyonla de aynı bakın çünkü. Evet. Yıllarca, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben psikiyatriye başladığımda 6 ay bir antidepresan yeterliydi hatta 3 ay. Bakın çok önemli hocaların mektuplarında ve makallerinde hmm. yazardım. Hmm. Sonra 6 aya çıktı. Hmm. Bugün ne söyleniyor biliyor musun? On Usul sene. Bunlar... Ne on senesi? Ay, Ömür ben... boyu bu ilacı kullanacaksınız diyor. Bu bir utançtır. Hmm. Utançtır evet. Bakın ağır, majör depresyonu saymıyorum bu bütün o depresyon dediklerimizin içinde yüzde iki üçü temsil etmiyor biliyor musunuz? Hı. Ama canım sıkılıyor. Sizin bir tayyar vardı ya şeyiniz böyle. <laughs> ha, i̇şte evet. yani o tiplemeyi evet. ben şimdi. Ha, ha işte o şelale. Ya artık onların hepsine 4 dakika 5 dakika ayrılan bir süreyi düşünün. Koca bir psikiyatri bilimi Hı. 5 dakikada kendini icra edecek. Ya tatsızlık lafını şimdi duyduk mu? Languishing buradan bir yürüdü gitti mi? Tamam Hemen onu yap. Hayatın anlamını da ben kaybettim galiba ah, bir dakika. Çok hmm. güzel. Serotoninizi artırırsak hayatın anlamını da yakalarsınız. Yapmayın, hmm. yapmayın arkadaşlar. Ya bu çok gerçekten üzücü bir şey. Bakın mesela başka bir kavram. Ee, Acar hocam çok güzel oldu dedi ki sever Amerikalılar kavram üretmeyi. Hmm. Babasını her için sevmiyor. Hmm, Arada bir bir şey var. Hmm. Kavun tatlı çünkü. Bakın. Hmm. Bakın. Bu etiketlemeler, değil mi? Bakın Z kuşağı ona göre zırvanın zesidir. Bence de öyle. Bak o yüzden konuşturuyorum. Mesela beni bir gün bir ana habere çağırdılar. Ee, bir televizyon adını vermeyeyim. Ee, dediler ki buraya e, bir konu için çağır. Nedir konu dedim? Konunun adı neydi biliyor musunuz? İntikam alışverişim, alışveriş intikamı. Yani şimdi kapandı ya ortalık. Hiç kimse alışveriş yapamıyor. Kim bunu servis etmiştir? Hmm. Mısır satan, simit satan benim o garip esnafım değil ki. Tabii ki. Şimdi çıkın bütün bu ruhsal bak bozuluyorsunuz depresyona gireceksiniz. Languishing başka bir şey vesaire böyle girin alışveriş yapın. Ve hadi alışveriş neyse insanlar belki bütçesi ölçüsünde yapar da ya ilaç ilaç kullanımında insanlar o kadar savunmasız ki. Çünkü doktor karar veriyor. Ve doktora da hala inanç vardır bu ülkede, hala saygı vardır. O yüzden bunları işlerken ben en azından bir psikiyatri doktoru, duyarlı bir vatandaş olarak e, bunun bir kere altını çizeyim. Languishing demek böyle janjanlı geliyor ama... Bre nereye gidiyor bunu neden söylediler? Orada major depresyonla neden bağlantı kurdu o makalede? Hmm. Bu çok tehlikeli bir gidişat işte. O zaman biraz üzülen... Ya bırakın insanlar üzülsün ya. Yakınınızı kaybettiğiniz zaman siz... Tabii çok haklısınız. Bir evet. de, de tabii ki bu şimdi borderline... Ee, mesela terimi galiba eski manik depresif yerine mi? Hayır. Ee, Bu yanlışlıkla kullanılıyor. Yanlışlıkla mı kullanıyorlar? Şu anda bordurlar... Çünkü şöyle bir şey var. Bir de mesela otur bir yerde bir çay kahve iç falan filan. İşte yan masada iki borderline diğer masada <laughs> üç borderline filan ve bir de yani bir ee, hani işte sosyal mesafesini ayarlayamayan sevgilisiyle hayatını düzenleyemeyeniz. Ay şekerim borderline'ım ondan oluyor bunlar. Yani işte adama niye fenalık yaptın işte borderline'ım. Daha çok çekiyor. bipolar'ı e, kullanıyorlar. Özür dilerim bipolar. Daha yani. etiketleyici olduğu evet. için orada Bi yaratıcılığı artıyor. E, bipoları... Pozitif etiketleme olarak Manik depresif yerine kullanıyorlar. Evet bipolar. Manik depresif ne oldu niye çöpe atıldı o? İki uçlu mizaç bozukluğu. Bipolar, Bipolar Bipolar niye, Bipolar yani. niye onu kullanıyor? Şey, şey. Bakın şöyle bakın çok daha önemli çizildi. bir konu açtınız. Madem burada onu söyleyeyim. Bakın yine bu ülkede dünya. Bu ülkede şöyle bir hata yapılıyor. Şimdi e, ilaç endeksli bir psikiyat, koca bir psikiyatri bilimi ilaç Hı. endüstrinin gölgesinde bana göre can çekişiyor. Bakın Hı. çok ağır Hı. laflar biliyorum. Çok eleştiri alacağım. Hı. Ama can çekişiyor. Ben 30 yıllık hekimim. Hı. Bakın bu psikiyatri bilimine ben ee, üzülüyorum. Yani beş dakikada insanlar e, değerlendirmeye tabi tutuluyor, Biz bir, bir e, şey torba ilaçla gönderiliyor. Hmm. Buna nasıl bilim diyeceksiniz? Ya yani, koca koca onur kurulu üyelerimiz, bilim kurulu üyelerimiz buna nasıl seyirci kalabilirler? İki laf yanlış ettik mi acaba ettik mi ama bilmem ahlaki anlamda hukuki anlamda problem var mı? Ama kimyasal veriyoruz. Evet. Bakın kimyasal veriyoruz. O Ve yüzden kimyasalla oynanıyor insan. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Yani. Şu anda yaşadığımız dünya hmm. hani olimpiyatların o meşhur mottosu vardı ya 600 sitius 600 fartius. Hmm. Hani hmm. daha hızlı, daha yüksek, hmm. daha güçlüye. Yani. Şimdi biz olimpiyattaki atlet değiliz ama öyle bir hızın içine biz sokulduk ki hmm. zannediliyor ki anlam araya kaynıyor. Halbuki oraya ne kadar hızlı bir döngünün, teknolojinin ee, tüketirken tükenmenin içinde olursak olalım anlamı daha çok aramaya başlıyoruz aslında arka planda bugün aslında çerçeveleyeceğimiz şey şu olmalıdır anlamın anlamı nedir anlamın anlamı, için. anlamı nedir Kenan için Okan için Peki için. E, birkaç e, o zaman içinden çıkılmaz hale getirelim e, birkaç <laughs> terim daha ortaya atayım e, bu anomi e, e, terimi bu da böyle bir hani açıklamasına bir e, sosyal atıf yapılabilir bir açıklama Bir ülkede belli başlı kalıplar, değerler, gelenekler yıkılmaya başlandıkça insanlarda ortaya çıkan ruh hali, hiçbir şey yapmakta, yapmamakta anlam, hiçbir şey yapmakta anlam görmeme hali daha doğrusu. işte Emil Durkheim tarafından ta 1897 intihar kitabında popüler hale getirilmiş. Ya Ben ya. hocamdan önce, kusura bakmayın, tam değeri gelmişken yani Lütfen. Ee, Kenan Tabii çok haklı yani bir şeyleri tanı kriteri haline getirmek sonra da ona uygun bir sektör oluşturmak ama bir tarafı daha var ben kesinlikle katılıyorum ama bir tarafı daha var ee, ortak paydaşım çok önemli yani herhangi bir şey yaşadığınızda onu yaşayan tek kişi olmadığınızın farkına varmak Hı. dolayısıyla biz hep ben derim ki isimleştirmek ehilleştirmektir yani bir şeyi adlandırdığınız zaman e, bunun tabi kötüye kullanımı da oluyor yani maddenin kötüye kullanımı gibi tanının kötüye kullanımı diye bir şey de olmalı bence. Ama e, isimlendirdiğimiz zaman o zaman yani böyle bir şey var Çünkü şöyle deniliyor yani işte bizim eskiden diyor hocam sıkılmak can sıkıntısı dediğimiz şey yani, sıkı can iyidir çıkma zaman boş ver falan deniliyordu. Ya da sende her şeyin var yani neyin moral bozukluğu bu gibi durumlarda bazen göz ardı ediliyor. Çünkü bu arada kalmış hani ortanca çocuk diyorlar ya göz ardı edilmiş ortanca çocuk diyorlar language için hı hı, hı. yani depresyonla iyi olma halinin arasında. Önlenmezse de bu sefer yani biz önleyici yaklaşım Bunlar çok çok önemli. Yani bir şey olduktan sonra tedavi etmek yani <laughs> Genel olarak Kenanların yaptığı iş, ben de psikolojik danışmanım. Biz de olmadan önce önlemeye hep bakarız. Yani önleyici yaklaşımlar, konservatif yaklaşımlar çok önemli. <laughs> Ufak tefek belirtileri hissettiğimizde, ama burada kişinin kişiliği de önemli. Bazısı abartıyor, yani sağlık, anksiyetesi olabilir, bazı şeyleri kullanma olabilir. Bunları dışarıda bırakıyoruz. Yani bu bir tanı kriterine girmiş değil languishing. Ama şunu Gelecek, söylüyor. Görecek, Aa, görecek, tamam. tamam, bugün burada bakalım tam Peki yapalım. bir şey daha, bir şey bir parantez. <laughs> Daha açayım sizin için efendim. Şimdi bu Aryan Ling'in e, kötü haberlerin olduğu bir tavşan deliğine düşmek ve çıkış yolunu bulamamak diye tarif ettiğim ve bu durumun insanları ümitsizliğe ve yalnızlığa itmesi ve yine Ling'in sorduğu şekilde insanlar endişelendikçe kötü haberlere mi yöneliyor yoksa kötü haberler mi insanı endişeye sürüklüyor. Hangisinin daha önce geldiğini ayırt etmek zor. Evet. Ee, bir de şunu da düşünmek lazım. Onu da Sayın Hocama soracağım şimdi sizden sonra efendim. Ee, o da bizi çevreleyen dünya ile ilgili çok fazla enformasyon alıyoruz. Sonra bu informasyonlara almayı seviyoruz. Bugün e, konumuz, komşumuz yani artık şöyle ya da bir yerde buluşulduğu zaman işte bu da düz dünyacı. <laughs> i̇şte bu da aşı karşıtı. Sonra düz dünyacılarla sakın kimse yanlış anlamasın yani bunu e, dalga geçme ya da aşağılama şeklinde söylemiyorum için. ama bu mesela bazı yerlerde düz dünyacılarla e, aşı karşıtlarının bir araya geldiğini görürüz ve bütün e, platformlarda izlemeler yaptığımız zaman Twitter'dan e, bir takım şeyler öğrendiğimiz zaman sürekli bir komplo teorisyenleri yani aslında biz Birer piyonuz, üzerinde deney yapılan e, fertleriz. Üst, bir, üst akıl bizi yönetiyor. Üst akıl akıl bizi yönetiyor ve bizim üzerimizde işte aşı deniyorlar, bizim üzerimizde hastalık deniyorlar. Aslında yıllardır bizi işte dünyanın yuvarlak olduğuyla e, kandırıyorlar. Aslında bu e, pandemi de onların yaptığı bir şey. Yani benim için bir numaralı e, kaynak annem. Ee, annem bir de hepsinden daha akıllı konuşuyor. Ee, <laughs> Kafası 80... karışmamış herhalde. Evet benim. 80 85 yaşında hepsinden daha akıllı konuşuyor. Çok doğru e, tezleri var. Tezler de düz dünyacı falan da değil. Ama beni endişelendiren bunlara bu haberleri almak güzel. Oradan buradan eşle dostla konuşmak güzel. Sonra bunun annemde yaratacağı ruh hali. Yani aslında daha iyimser, daha mutlu e, bir yıl geçirmesi e, gerekirken var olan pandemi ve bütün diğer olumsuzlukların üstüne bir de bunu bana karşı yapıyorlar. Bizi izole etmeye çalışıyorlar, bizi yok etmeye çalışıyorlar, dünyayı ele geçirmek için bizi kullanıyorlar. İşte o onlar o şeyler. E, her gün gördüğümüz işte şu e, beşli çete yok mu? Ee, Zuckerberg, hı hı. E, Gates e, işte ne e, o? Dünya'da, Ali da alimalla bizde yok. Amazon'un sahibi bilmem ne. Bezos diye Bezoslar fahi. Öyle bir çete var. İşte onlarla ilgili şimdi çok şey değil mi? İşte pandemiden kim mutlu çıktı? Bunlar. <laughs> Böyle çünkü servetleri 3-4 e, katına çıktı falan filan şimdi yani. Yani e, şimdi ben e, ben de annemden daha az şey değilim yani. Akıllı değilim sonuçta yani. Ben de baktığım evet. zaman ona e, evet diyorum yani. Şimdi bunda bir çapanoğlu var birader. Buyursunlar efendim. Özürüm. ben bir şey çok küçük orada bir yere müdahale etmem gerekti. Çip e, dedi, e, komplo teorileri dedi. Neler görüyoruz şu anda? Ben meslek yine e, tecrübemden evet, evet. bir şey söyleyeceğim. Efendim. Şizofreni e, tanısı bu aralar yanlış konmaya devam ediyor. Meslektaşlarımın aşırı şöyle bir... E, not düşeyim, hmm. bugün çip lafını duyduğunuz zaman o çocuğun YouTube'da neleri inceliyor o genç adamın, hmm. o kişinin? Hmm. E, lütfen onu da aileden derleyip toplayıp öğrenin. Hmm. Boş yere şizofreni tanısı koymamış oluruz. Hmm. Biz bunu 20 yıl önce duysaydık benim şizofreni tanısı koyacağım vakalar görüyoruz. Bir bakıyoruz ki kaptırmış kendisini bu saçma sapan komple teorili e, videolara, e, işte bilgilere. O yüzden burada e, yanlışlıkla e, ki şizofreni psikiyatrinin artık geldiği son noktadır yani. Bundan daha e, e, mental bozukluk, e, zor mental bozukluk yok. O yüzden şunu madem açtınız ben de küçük bir Ama hocam hangisi? Yani 70'li yıllarda da e paranoid şizofreni tanısı konulan gençlerde milli istihbarat teşkilatı beni takip ediyor diyordu ama milli istihbarat teşkilatı hakikaten takip ediyordu. Yani da bir gerçek burada, Her burada yani bundan yani Her ülkenin durumundan bir haberdar, bir haberdar bir Çünkü haber olanlar çocuk değildi. Doktorlardı. Farklı Fazla diye söyledim. Ha? Yani paranoid olmanız demek takip edilmiyorsunuz anlamına evet. gelmez. Eyvallah notu evet, düştüm. <laughs> ama bu aralar gerçekten <laughs> doğru evet. Ha, yani o eski dönemde evet bir paranoyik şizofreni kriteri olarak görülür olabilirdi ama bugün açıyorsunuz videolar youtuberlar bu, bunları işliyorlar. Ne bu aşığın ucuna işte eee etmişler. Çipi evet. oradan sizi ele geçirecekler falan filan. Buyurun hocam. Ekranın içine koysalar daha yaygın gelişirdi bütün dünyada. Evet, <laughs> evet tabii ki çok daha yaygın yani olabilir. Çok satılan yani, aç. Evet doğru. Doğru. Evet efendim ne diyorduk? <gülüyor> 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 Bir şey diyorduk döndüğümüz ee, ama. Şimdi burada tabii ee, belki e, siz bizde daha şey taraftasınız yani bu anda kalmak vesaire yani bu e, bunun sağaltımı konusunda evet. herhalde değil mi? Yani, yani varlığı da şengi... ve evet, sağaltımı da yani her şey işsel ahengimizin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Yani bir, bir düşünce, bir işte bu bir haber olabilir. Dıştan herhangi bir kaynak olabilir. İçsel ahengimiz bozulduğun zaman duygumuz, düşüncemiz, hissettiğimiz birbiriyle değişiyor. Yani birilerinin söylediği düşünce. Hatta ben çok severim. Yani bu şeyde çünkü languishing'de şu var. Yani harekete geçememe var. Herkes kendisiyle ilgili planlar yapıyor. Sabah kalkıp işe gitmesi gerektiğini düşünüyor. İşte depresyonla aynı neredeyse şey iş kaybı ve yani işte gün kaybı. Araştırmalar öyle gösteriyor. Yani müthiş bir isteksizlik var. Yani hep Heves var ama takat ama yok. Ama şunu ayırmak e, isterim yani bu programın içerisinde. Şimdi bu bahsettiğiniz şeyler Hamlet'te var. Hamlet aynısını söyleyecek yani şimdi, düşüncenin soluk ışığı e diye yani Evet şimdi <laughs> Hamlet'te var. Yani e, şimdi belki de en modern e, Shakespeare karakterlerinden biri. Harekete geçememe, e, anlama, e, yorumlayabilme ama başkalarına anlatamama, e, yani. korkunç bir yalnızlık hali. Bakın ne hali. diyor Hamlet biliyor musunuz? Diyor ki düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini ve nice büyük yiğitçe atılganlıklar bir iş bir eylem olma gücünü kaybediyor. Aslında temel olarak yaşadığımız bu. Yani düşünce bu kadar çok etrafta düşünce ve bilgi varken aslında yüreğimizden gelen isteği atılganlığı eyleme dönüşme arzusunu Gerçekten Evet ketiliyor. ama 1500'lerin sonundan bahsediyorsunuz. <laughs> İnsan insandır. Yani e, yani şimdi İnsan hayır bu insandır. bitmeyen bir şey. Bunun tabii ki edebi hali şusu busu. Buradaki fark galiba şu. Yani e, oradan e, modern yazarlara e, ya da filozoflara gelirken de bir e, entelijansiyanın hissettiği bir şeyler var. Entelijansiyanın her çağda e, toplumla çatışması ya da yöneticilerle çatışması e, ...durumu var. Onların ürünleri var. Onların ürünleri okuyucular için... ...ya da izleyiciler için... ...merak uyandırıcı. Bu güzel. Ama Hamlet'in... ...Hamlet'in durumu... ...bizim sahnede merak ettiğimiz bir durum. Yani niye gittin seyrettin? Hamlet'i seyrettin. Nesi varmış... ...Hamlet'in? İşte... ...amcası... E, ...anasıyla ilişki kurmuş da... E, ...babasını e, şey yapmışlar... E, toprağa yollamışlar. Babasının da hayaleti falan tamam onlar biraz fantastik. Ama işte harekete geçemiyor. Bir şeyi değiştiremiyor. Çok yalnız. Aslında bir tür e, e, şey yöneticilere karşı da bir baş kaldırma durumu var falan filan. Sonunda ah ne yazık Hamlet. Bu bir kahraman. Şimdi eğer herkes Hamlet'e dönüşüyorsa <laughs> sebebi şu. Ha buyursunlar efendim. <laughs> Ama hocama önce söz verelim. E, haksızlık etmeyelim. Teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle ben çok mutluyum çünkü e, psikolog, psikiyatrisi arkadaşlarım hepsi için toplumsal boyutuyla bakıyorlar. Evet. Aynı. <laughs> Herkes buraya da... döndü. Şimdi bu modernleşmeyle beraber hayatın yapay olarak kurulmuş normal akışı diyelim, yapay olarak kurulmuş ama hmm. diyorum hmm. o bozuldu. Hmm. O bozuldu. Pandemi süreciyle biz iyice de afalladık çünkü alıştığımız bir sistem vardı, kurgulanmış. Mesela evle işimiz arasında sınırlar vardı. Biliyorduk burası ev hayatı, burası iş hayatı. Eğleneceğimiz yerler vardı. Akşam kurgulanmış bir hayat var işte. Sekizde eve gideceksin, büyük mes haberleri izleyeceksin. Ondan sonra şununla eğleneceksin, cinselliğini şöyle yaşayacaksın. Bir kurgu var, bunu yaşıyoruz. Pandemi geldi, bir anda bütün düzen bozuldu. Bir anda sevdiklerimizi kaybetmeye başladık. İşimiz nerede belli değil. Evimde miyim, işte miyim anlayamadım. Mailler her saat geliyor. Her şey düz, bozulmaya başladı. Bozuldu, bozuldu, bozuldu ve bir durduk. O tam da linguistik dedim. Bir şey istemiyoruz. Yapacak bir şey yok değil. Yapacak o kadar çok şey var ki işte bahsettiğiniz platformlarda film seyredebilirim, dil öğrenebilirim, bu programı izleyebilirim, bir sürü şey yapabilirim. Ama hayatın anlamını sorgulamaya başladık. Geçtiğimiz Yıllardaki yaşadıklarımızı sorgulamaya başladık. Burada aslında olumlu noktalar da var. Yani iki yöne doğru gidebiliriz. Tam onu sormak istiyorum. Yani aslında yaşanacak bir şey var mıydı? Var mı? Belki de yoktu. Yoktu belki. Belki de. sürükleniyorduk. Tam da dediğiniz gibi sürükleniyorduk. Anlamsız bir hayatın içinde durduk. Bakıyoruz ki o yüzden işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Batı Avrupa ülkelerinde büyük şirketlerde çalışan birçok çalışan artık işe gitmek istemiyor istifa ediyor. Yeni bir hayat kuracağım diyor. İşte köy hayatına döneceğim diyor. Başka arayışların içine girdik. Şimdi bu durmada aslında durmak iyi bir şey. Çünkü düşünmek için durmak lazım. Bir durup düşünmek okay. diyoruz. Hmm. İşte İngilizce'de understand diyoruz. Yani bir dur stand. Hmm. İşte hmm. Yunanca'da aynı. Epistemiden geliyor. Almanca'da aynı. First stand. Ondan sonra bir Arapça. Vakfetmek. Vakıf hem anlamak hmm. hem durmak. Hmm. Yani bir duruyoruz, burada bir duracağız, ne yapacağımızı bilmiyoruz, belki duracağız. Burada iki noktaya doğru gidebiliriz. Ya hiçlik, hmm. tamamen hiçbir şeyin anlamı yok diyebiliriz, orada kalabiliriz. Bu kötü yanı, belki de bunun sonu depresyon. Bizim, bir tür. Tam da sizin i̇şte noktalara gidebilir. Her birimizin ama, birer Sartre ya da Camus karakterine değiliz. dönüşmemiz. E, ama olamayacağız herhalde. E, hayır bilmiyoruz. ama dönüşürsek e, çok fena çünkü onların sonu hiç iyi hiç değil. değil. İkinci iyi noktası şu olabilir. Zaten bir durmamız gerekiyordu. Çok hızlı gidiyorduk. Her şey çok hızlı gidiyordu. Yaşam çok hızlı gidiyor. Yani bu insanın biyolojisine uygun olmayan bir hız. Hocamın dediği gibi en hızlıya gideceksin, en yükseğe atlayacaksın. Hı. Yok ki öyle bir hayat. Bizim de biyolojik bir sınırlarımız var. İşte Hı. buradan sonra hayatı yeniden anlamlandırabilmek için bir fırsat doğdu şu anda. Hı. Ama bunu biz nasıl değerlendireceğiz? O hepimizin karar vereceği bir nokta. Ya işte ilaç endüstrisi ya da başka işte tüketim endüstrisi yeni bir dünya kuracak bize. Biz onun peşi sıra gideceğiz. Eskisinden de kötü bir düzenin içinde gideceğiz ya da gerçekten o durmayı belki o isteksizliği biraz daha uzatacağız ama sonunda belki daha anlamlı bir noktaya doğru gideceğiz. Ben eski sistem çok iyiydi demiyorum. Uyumuştuk, gidiyorduk ama alışmıştık. <laughs> alışmıştık. Evet. Ama şimdi ...onu sorgulamak için bir fırsat doğdu... ...ama bu sorgulamanın sonunda... ...eğer... E, ...iyi bir noktaya gitme ihtimalimiz olabilir... ...bunu biz karar vereceğiz... ...toplum karar verecek... E, ...hocalarım bilmiyorum bu konuda nereye doğru gideceğiz... ...ama bir sosyolog olarak... ...itiraf ediniz ki... ...ya da bilmiyorum öyle düşünüyor musunuz... E, ...tarih boyunca... E, ...güzel bir çağ yok... ...iyi mutlu bir çağ yok... ...ya da yarım çağ yok... E, Dörtte bir çağ da yok yani. Kim dedi ki mutlu olmak için geldik? Yani ki, kimse demedi <laughs> tabii ki öyle bir öyle bir amaç da yok evet. aslında. Ya bana sorarsanız yok. Ama e, güzel bir güzel bir dönem yok. Şöyle dönemler. Bel Şöyle, Evet bel ya da. ...Dolce Vita ya da... ...yaşayanlar için. Ama yaşayanlar için. Tam o, o, da dediğiniz gibi aslında içinde olanlar yani, için. sınıfsal boyutu var. Bu pandemi döneminde de yine aynısı. Çalışanlar açısından baktığımızda... ...Amerika'da yapılmış çalışmalarda şunu görüyoruz. Zorunlu işlerde çalışanlar... ...yani sağlık çalışanları, postacılar... ...işte çalışmak zorunda olanlar... ...kuryeler vesaire... Turunlar. ...onlarda... E, ...depresyona girme ihtimalleri daha yüksek çıkmış. Çünkü sorun yaşıyorlar. Belki dediğiniz gibi... O şeyi yaşamadı, hayatın anlamını sorgulayamadı Hı. ama niye ben buradayım? sorgusunun içine girdi. Ee, yine Amerika'daki yapılan çalışmalarda siyahiler, İspanyol kökenliler, Hı. erkeklere göre kadınlar, LGBT bireyler Hı. bu süreci daha zor yaşadılar. Yani bütün dezavantajlı kesimler bu süreçten daha yaralanmış bir şekilde çıktılar. Bu da şunu gösteriyor bize. Bireysel tek başımıza kırılganlıklarımız olabilir. Ama asıl büyük resme baktığımızda toplum içinde en kırılgan olanlar normal süreç tırnak içinde söylüyorum geçmiş dönemde. Nasıl kırılgansalar bu sürecin içinden de onlar kırılgan olarak çıktılar. O Bel epokta da hocamın dediği gibi işte Paris'te şurada burada eğlenenler de aynı kesimde. Ama diğer tarafta çalışanlar fabrikada ...kiler savaşa gitmek zorunda olacaklar... ...daha sonraki dönemde. Yine onlar da... ...aynı farklı bir kesim. Yani ezilenler... ...hep ezildi ya da kötü durumları... ...yaşayanlar hep kötü durumlarda yaşadılar. İyiler de her zaman iyi yaşadılar. Büyük ölçüde tabii ki. Bir çılgınlık... ...döneminde herkese vurur. Yani gökyüzünden eğer bir şimşek çakıyorsa... ...sana mı vuracak, bana mı vuracak... ...bilmeyiz ama aşağı yukarı... ...en ortada olana vurur. Yani ben şimdi demin... Konuşulanların çerçevesinde baktığım zaman bu niye bugünün problemi olarak ortaya çıktı? E, bugünün problem olarak ortaya çıkmasının hem de e, nispeten toplumun tuzu kuru kesiminde yani ekonomik olarak e, nispeten az zarar görmüş işi olan çalışan kesiminde ortaya çıkmasının sebebi evden çalışma. Hı. Şimdi evden çalışma biraz evvel e, Barış Bey bunu söyledi. E, evden çalışma İnsanların aslında zamanlarını kendilerine yani işlerini kendi özel hayatlarına göre ayarlamalarına sebep oldu. Bundan evvel tersiydi. İnsanlar kendi hayatlarını işlerine göre ayarlardı. Biliyoruz ki bugün araştırmalarda herkesin bildiği bir takım gerçekler araştırmalarla ortaya çıkıyor. İnsanlar zamanlarının %70'ini yani %77'si çalışanların zamanlarının bir bölümünde alışveriş sitelerinde geziyor. İnsanların ee, insanların en az yarısı cinsel aktivitelerde bulunuyor. Yani e, zamanlarının yani yarısı çalışanların zamanlarının bir bölümünde bu aktivitelerde, eş bulma sitelerinde, arkadaş bulma sitelerinde geçiriyorlar. Yani cinsel aktivitede geçiriyor der, derken aradığını söylüyorsunuz değil mi? Aa, yaptığını e, değil. yaptığını da söylüyoruz. Yaptığını da söylüyorsunuz. <laughs> ee, şimdi bütün bunlar araştırmaların <gülüyor> ortaya <gülüyor> <arkadaşım> koyduğu <laughs> gerçekler. Şimdi bu ya yani herkesin bildiği sırlar diyelim bunlar. Herkesin bildiği sırlar diyelim. Ha bu performansı düşürdü mü düşürmedi mi ayrı ama yöneticilerin de en büyük e, zorluğu performansı kontrol etmeye çalışıyorlar. Bu dönem performansın kontrol edileceği bir dönem değil. Yönetileceği bir dönem. Hmm. Yönetme kriterlerini bilmediğiniz zaman da işte ekranın açık olsun, kameran açık olsun gibi saçma sapan taraflara gidiyor iş. Bir kere bu languishing kavramının sıkılma, yokluk, hiçlik, anlamsızlık kavramının ortaya çıkmasının sebeplerinden biri düzenimizin bozulmuş olması. Çok doğru. Ve evde kendi başımıza kalıp hayatı sorgulama durumunda kalmamız. Ben ne için çalışıyorum, niye varım? Bundan evvel bunu düşünmeden insanlar gidiyor, geliyordu işine. Otomatik pilotta gidiyordu. Şimdi bu durumu tarif ederken kullanılan kavramlardan biri de normalimizi kaybetme yası. Yani bir yas tutuyoruz. Hı, -hı. Ama bu normalin kaybıyla ilgili bir yaz ve bu normal hiçbir zaman eskisi gibi normal olmayacak. Mutlaka yeni normlar hayatımıza egemen olacak, kaçınılmaz olarak. İnsan en önemli şey işte uyum sağlamaktır. Uyum sağlayan hayatta kalır. Dinozorlar sağlayamadı, işte küçük kertenkeleler şeyler, hamam böcekleri sağladı. Bunlar klişe. Bunu herkes biliyor bunları. Mesele uyum sağlamak değil. İnsan hayatta her şeye uyum sağlar. İnsan yani bütünüyle savunmasız dünyaya gelen insan yavrusu e, kutuplarda da yaşıyor, ekvatorda da yaşıyor, uzayda da yaşıyor. Mesele uyum sağladığımızda kendimize ait hissetmek. Buraya ait hissedemiyoruz. Bir kere en önemli faktörlerden biri bu. Bu düzende kendi aidiyetimizi genel olarak büyük çoğunlukla tan tanımlayamadık. Bu bir. İkincisi insan. Her şeye uyum sağlar dedim, bir şeye uyum sağlayamaz aslında belirsizlik. Burada da hala sürprizlerle karşılaşmanın sürpriz olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Hmm. Bu sözün biraz daha değişik şekli, Güney Kutbu'na giden kaşiflerin mottosu bu. Çünkü haritası çizilmemiş bir alana gidiyorlar 112 sene önce. Hmm. Şimdi biz de hala haritası çizilmemiş bir alandayız. Hala bilemiyoruz e, ne olacağını. Bütün bunlar insanlarda derin bir iç hesaplaşması ve yaptıkları işte anlam bulamamak en önemlisi bu. Yani kurumlar misyon yazıyorlar. Ee, hele böyle bayılıyorum ya, vizyon yazılarına işte Türkiye'nin bir numarası dünya çapında falan. Şimdi yani Allah aşkına insanı yataktan kaldıracak bir şey olmalı bu cümleler. Ee, patronun cebine girecek olan para. Niye insanları böyle Türkiye'nin veya dünyanın bir numarası olmak yerinden sıçratsın? Ne alakası var? Hı. Ama yaptığı işte anlam bulabilir insanlar. İşte o anlamı bulduracak olanlar yöneticiler. Hı. Ama yöneticiler kendileri bu anlam duygusundan yoksun oldukları zaman bu uyum sorunları çıkıyor. Bakın psikoloji tarihinin herkesin bildiği klasik bir araştırması var. Zimbardo'nun 60'lı yıllarda yaptığı araştırma. Yani hapishaneye koyuyorlar, hapishane koşullarını yaratıyorlar biliyorsunuz. Ve araştırmayı durdurmak zorunda kalıyorlar. Ee, 10. günde, 11. günde yani iki haftayı tamamlayamıyorlar. O kadar ciddi sorunlar çıkıyor. Değil mi yani? Vay canına. Ya hayatını orada geçiren insanlar var. Hiç onların anksiyete problemi olmuyor. Şimdi <laughs> mesele, mesele o koşullara ait hissetmek. O insanlar ait hissetmediği için... O problemi yaşıyor. Yoksa gerçek psikopatlar tarafından yönetilen hapishanelerde e, işte e, ne o eskiden gardiyan dediğimiz hmm. insanların yönettiği hapishanelerde uzun yıllar geçirenler var. Sapa sağlam çıkıyorlar. Hmm. yani Hırpalanmış, hmm. örselenmiş tabii ama hmm. yani bu anlamda bir şey çıkmıyor ortaya. Hmm. Onun için burada da biz daha neye uyum sağlayacağımızı, kendimizi neye ait hissedeceğimizi bilemiyoruz. Ee, Kenan hocanın söylediği çok doğru Yani bir seneye yakalır kalır ya kalmaz e, Buna e, çok ciddi Medikasyon e, ilaç tavsiyeleri Gelir e, İki tane şimdi o anda ismini Hatırlayamadığım için üzülüyorum İcat edilen hastalıklar diye kitap yazan hmm. Uzun yıllar e, e, ilaç endüstrisinin içinde çalışmış Araştırmalarını yürütmüş iki kişinin Yazdığı çok sıkı bir kitap var e, hastalık icat etmek diye. Hmm. Yani e, eşiklerin düşürülmesi, tahlillerde vesairelerde hepsi bunun bir parçası. İnsanları e, hastalandığı zaman değil hayat boyu ilaç kullandırtmaya yönelik yakında buna da gelecektir. Şimdi her sorunun hızlı, kolay, ucuz ve yanlış bir çözümü var. <laughs> Şimdi Dolayısıyla o çözümde Tabii ki daha sonraki daha büyük bir sorunun ana sebebini oluşturuyor. Şimdi burada da aynı şekilde yani zaten o zaman işte Türkiye'nin zaten yönetim şekli bütünüyle bunun gibi hızlı, kolay, ucuz çözümlerle. Şimdi burada da bu problemin de çözümünde medikasyon en hızlı, kolay ve ucuz çözüm gibi gözüküyor. Yani bir bir, bir ilaç alırsın falan falan serotoninin artar hakikaten de kendini iyi hissedersin. Sınırlı ölçüde faydası olabilir ama problemin çözümü burada değil. Problemin çözümü şimdi büyük yani insanlar ne zaman hayatla hesaplaşır? İnsanlar hayatla iki durumda hesaplaşır. Bir travmalar insanları hayatla hesaplaştırır. Bir darbe yersiniz. Yani boyutuna göre, bağlamına göre sarsılırsınız. Konfor alanınızın şiddetle dışına çıkarsınız. Orada bir yeniden bir şeylere başlama ve onu sürdürme isteği doğar. Bir de gelirsiniz, gelirsiniz, gelirsiniz bir noktaya. İşte o bir kitap okudum, hayatım değişti orada oluyor. Ha yani işte bu aha efekt, ahzo ha noktası orada gerçekleşiyor. Şimdi şu süreç hepimizin hayatında kitap ayracı gibi özel bir yeri olacak. Hiçbirimiz demansa girene kadar bu 2020-2022'yi unutmayacağız. Pandemiyi unutmayacağız. Hiçbirimiz. Sayın hocam bir par parantez açalım. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra da bunu konuşalım isterim. Şimdi bir yandan da bizi psikolojik ya da psikiyatrik olarak yersiz, yersiz yurtsuz ee, ...şey hale getiren, e, depresif hale getiren o yersiz yursuzluğu özellikle e, kastediyorum. Hani söylediğiniz gibi, yahu işe gidiyorduk, eve geliyorduk, birbirine karıştı. E, meselesinde de neresi iş, neresi ev e, karıştırır olduk meselesinde. Bir de biz ortak e, alanları kaybettik, ortak değerleri kaybettik. Bunlar... Mekansa... Bir, bir, bir sebebi bu. Mekansal bir, bir önemli Şimdi bu. sebebi bu. Şimdi şunu bir soruyorum. Daha var. Pandemi buna bu kadar zaten travma halindeki yani e, şehirsel fiziksel Sosyolojik değişimler var, kitlesel değişimler var, politik değişimler var, servet el değiştiriyor, mahalleler değişiyor, bilmem ne değişiyor. Nerede istikrar? Hani o çocuğun ihtiyacı olan bir düzen var ya onu da bilmiyorum şey, kaç yaşına kadar ihtiyaç var. Yani dengeyi ona. bulmak yani... çok zor ama burada belki işte sonrasında rekamlardan sonra da bahsedilebilir. Ee, burada aslında önemli olan şey içerikten o zaman bağımsız bir huzur haliyle ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. Yani gerçekten çünkü içerik sürekli değişiyor. İçerik dediğim şey yani güncel yaşam, e, insanlar, kültür, dünya, problemlerin niteliği her zaman değişecek. Sizin de söylediğiniz gibi başta dediğim biçime bakalım. Biçe, yani içerik değişecek. Bakalım. Ha, içerik her zaman zorlayıcı olacaktır. Yani zorlayıcı bir şey olacak bu dünya. Hiçbir zaman felaketlerden arınmış Olamaz yani mümkün değil. Doğal Kocam, felaketler bir şey olacak. Ee, siz devam edin ben devam ederim. Peki o zaman ben kısa ara... Bakın şimdi bir, <laughs> bir yere doğru koşturuluyorduk. Bu kriz aslında başka bir şey sorgulamamıza neden oldu. Nereye koşuyoruz biz yahu dedik. O zaman pozitif bir sonuç çıkaralım bundan. Bak, e, tamam ama bu tespitim benim tespitim böyle şimdi. Ama bunlarla ilgili çalışmalar da... Gerçekten okuduğumda böyle örtüşüyor. Bakın nereye koşuyoruz de demeye başladı. Yani bir varoluşsal sorgulama. Belki bir kısmı bunu varoluşsal kriz şeklinde yaşıyor. Belki depresyonlar çıkıyor Şimdi, başka şey çıkıyor. Kim kolay kim zor geçiriyor diye de sorabiliriz. Tabii ki. Ha, o o ha, zaman tabii. kolay geçirenlere baktığım zaman şunu görüyorum. Ee, kış uykusuna yatan hayvanları düşünün. İlk aklımıza gelen ayı. Üç ay altı ay bunlar kayboluyorlar ve var olan bir şeyi kullanıyorlar. Yani biriktirdikleri yağı kullanıyorlar. Şimdi bu kapanma dönemleri, daralma dönemlerinde entelektüel müktesebatı olanlar burada zor, daha az zorlandı veya zorlanmadı. Hı entelektüel müktesebatı olmayanlar kol kuvveti e, yani kol kuvvetiyle çalışanlar veya evinde oturup e, istediği saatte yatıp istediği saatte kalkanlar işte belirli kanallardaki filmleri bitirdiler Ondan sonra birbirlerine sarmaya başladılar <laughs> falan biliyoruz ki yani aile içi çatışmaların arttığını ya. falan biliyoruz şimdi ama entelektüel birikimi olan insanlar yükü olan insanlar bu dönemi fırsat olarak kullandı çünkü insanların kitap okumamak, kendilerini geliştirmemek konusundaki en önemli argümanları zaman, zaman yoktu. Zaman. Evet. Birdenbire önlerine bir zaman boca edildi. Ama kimse gidip e, işte e, Floransa'daki müzeyi gezmedi. Açıldı bunların hepsinin kapıları açıldı. Hmm. E, i̇şte e, e, konser salonları açıldı. Her türlü konser e, orada izlendi. Yok canım dijital tüketim hmm. berbattı yani. ha. Kalitesi itibariyle. Hayır hayır d sayı Faklılık, açısından da bu bütün büyük e organizasyonlar, e şeyler filan acınacak izlenmeler var. Müze, YouTube'larda ha, derse ha, bir başkası ha. farklı iddia edebilir. Şimdi dolayısıyla yani. Kaç kitap okunmuştur biraz mesela. Biraz evvel yani, ben yani başladığım sözün devamı buydu. Her sorunun hızlı kolay ucuz bir çözümü var. Yani hı. medikasyon. E veya işte küçük işler başla ke, başarmış duygusu hisset falan bu kişisel gelişim e, Yeme, for, yemek formülleri falan, yemekler yemek e, yemek yani gibi olan falan yap, işte bilgiler. hani e, işte mindfulness yap yap tamam yap <laughs> Hocam, dil, yoga yap yoga yap ama kimse dil öğrenme <laughs> bölümüne gel gitmiyor yani mesela kimse dil öğrenme bölümüne gitmiyor. Şimdi mindfulness'ı da uyan insan var, uymayan insan var. Uyan insanlar için orada tabii fayda görüyorlar ki devam ediyorlar. Yani yararlı ama bu her derde deva olan işler değil bunlar. Ama her halükarda emek vermek evet gerekiyor ama, ve disiplin e, gerekiyor. Sayın hocam kronik tembellik de, <laughs> kronik tembellik ya da genetik tembellik ya da sosyo-kültürel genetik tembellikte bir mutluluk vesilesi değil midir? Değil. Deva, ya. Devamlı devamlı olunca değil yani arada sırada olunca bunu yapma imkanı olunca tamam da. Hayır ama bir insanla karşılaştırıldığında bir sincap e, hem e, e, kronik hem de sosyo -kültürel olarak tembel bir varlıktır ve insana göre çok daha mutludur. Çünkü mutlu muyum sorusunu sormak kendisine. Ya, tamam. Ayrı bir şey yani insanla şey sincap Ama karşılayın. sincap gibi ya da kış uykusuna yatan ayı gibi insanlar yok mu? Bizim bayıldığımız eşten dosttan falan. Ama şey de diyor ki e, bu çok akış kuramı var. Mihail Çiksen, Mihail diye bir adam var. Çok zor olduğu için ismi söylemekten çok keyif alıyorum. Söyleyebildiğim <laughs> çok için. Çok seksi. <laughs> evet, bunu Mihail söyleyeyim. Çiksen, Mihail. İnsan diyor aynı şeyi uzun süre aynı seviyede yapmaktan hoşlanmaz. Ya sıkılır ya hayal kırıklığına uğrar. Kim diyor yani, bunu? ...Mihail çıksan diyor. Biz <laughs> hepimiz aynı şeyleri uzun süre aynı şekilde yapamadığımız akış, için akış depresyona kromunuzu. girmedik mi pandemiden dolayı? Hayır işte aynı şey uzun süre aynı şekilde, şekilde yapınca sıkılıyorsunuz. Yani bu dünyanın en güzel şeyi de olsa yani en özenli işte o Avusturya'daki kişilerde olsa oradaki buradaki de yani aynı şeyi aynı şekilde yaptığımız zaman sıkılıyoruz, akıştan çıkıyoruz. Akış çok önemli bir şey. Yani flow kuramı var, akış kuramı. Akıştan çıkıyoruz. Bir şeyde için akışta olmamız için bir parça zor olması gerekiyor, challenging olması gerekiyor. Yani çok çok zor olmaması gerekiyor ve gerçekten de sürecinden keyif almamız gerekiyor. Onun için yani niteliği önemlidir. Bizim için çok cazip gelen şeyleri kişiler sürekli yaptıkları zaman onlar da zorlanma yaşar. Kenan daha iyi bilir. Yani sonuçta bir yeri yağda, bir yeri balda olan kişiler daha mı mutlular? Hayır. Hayır bir, canım. bir kere bizim Hayır. Bir, <laughs> mağara dönemi akrabalar, akrabalarımızın şeyi yoktu. Mutluluk diye bir derdi yoktu. Hayatta kalmak diye dertleri evet. vardı. Mutluluk, beyinsel evrim, o beynin evrim sürecinde son 200 bin yılın bize bir tuzağı mıdır artık. Yani mutluluk dediğiniz zaman mutluluk yok diyorsun öncelikle aradığın zaman. Mutsuzluk var. E, garanti ediyorsunuz. Burada demin hani koşturulduk, koştuk bir yere doğru gittik. Bütün hikaye son e, zaten e, 4000 yıl değil mi canım zaten? Yok bir, bir, tam 4000 değil de hani bu frontal lobun gelişmesiyle birlikte bilinçli olmamız işte plan yapabilmemiz, karar verebilmemiz. E, ama biz çoğunlukla e, şu şunu fark etmemiz gerekiyor diye hep düşünüyorum. Şimdi bu kapitalist dünya ve böyle başlayan cümleler çok kurulmuyor diye görüyorum. Çok kısa değiniliyor. Şimdi kapitalist dünya ne yapıyor bize de hiç bunu sormuyoruz. Ya bizi insanlıktan çıkardı bu kapitalist dünya. Koşturuyor koşturuyor. Bu işte bir durduk. Bir duralım durmamız lazım. Dedik ya bir baktık ki benim ihtiyacım olan şey değildi koştuğum evet, şey. Ama bir de... Hatta oradan şeye gireyim. Bak, bu can sıkıntısı dediğimiz, depresyon dediğimiz şeylerin hepsi modernitenin birer ürünü olarak çıkıyorlar. Ve işte çıkıyorlar. bak bunu ekliyorum. Evet. Bizim Çünkü... ihtiyacımız olan şeylerin peşinde koşmadığımız aslında anladık. Evet. Çünkü büyü bozuldu moderniteyle beraber. Yaşamın anlamları bozuldu. Ve bizim bozuldu. ihtiyacımız varmış gibi sunuldu. Evet. Filanca telefonun 38. versiyonu, <laughs> filanca evet. çantanın bilmem nesi. Ya ben hep aklıma şey geliyor. Montaigne denemelerde... ...aramızdaki eşitsizlik üzerine... ...şu anda duyanlar açsın ve Montaigne'i yeniden okusunlar. Ee, zaman zaman... Maalesef çok erken okutuluyor liselerde. Maalesef. Şu anda herkes okusun. Mesela orada diyor ki... ...çok çok önemli bir şey söylüyor. Bir at gördünüz mü diyor. Semeriyle hava atıyor. Bunu ben ekledim ama o şöyle diyor aslında. Bir pazara gittiğinizde at almaya... ...atın semerine bakarak mı alırsınız? Kuş almaya gittiğinizde... ...kuşun kafesine mi bakarak alırsınız? Hmm. Gibi. Yani biz şimdi... E, ...semerleriyle, renk renk... ...rengarenk semerlerle... E, ...yürütülen, koşulan... ...ya da e, algılan ...algılanan insanlara döndük. Biz onun peşinde olmaya başladık. Daha az Bir de bunun metaverse'ü var şimdi. <laughs> şimdi o. Yeni. Değil mi? Kısa bir reklam arası. Hemen dönüyoruz. arkadaşım Black Green en kapışmalı anında yanında. Zor bölümleri aşıp kralın kim olduğunu göstermek için Black Green Online. Black Green enerji patlaması. Dermaskin AHA bha krem meyve asitleriyle cildi ölü hücrelerden arındırır. Yağlı ciltlere özel yoğun leke, sivilce, siyah nokta bakımı yapar. Kuru ciltlerdeki leke bakımı için nemlendirici peptit kremle birlikte. Dermoskin Be bright eczacı formülasyonu. Enerji arkadaşım Black Green en kapışmalı anında yanında. Black Green enerji patlaması. Dermoskin B Bright'la yaşlanma karşıtı yüz bakımı retinil yüz serumu, yüksek A ve E vitamini içeriğiyle cilt hücrelerinin hızla yenilenmesine yardımcı olur. Peptit krem ve peptit göz kremi cildi 72 saat derinlemesine nemlendirir, mimik çizgileri ve kırışıklıklarla savaşır. Dermoskin B Bright, eczacı formülasyonu. <laughs> AHA-BHA krem meyve asitleriyle cildi ölü hücrelerden arındırır. Yağlı ciltlere özel yoğun leke, sivilce, siyah nokta bakımı yapar. Kuru ciltlerdeki leke bakımı için nemlendirici peptit kremle birlikte. Dermoskin Be Bright eczacı formülasyonu. Sevgililer gününe özel, %70'e varan indirim, koçak mağazaları ve koçak.com.tr'de. koçak. .com .tr'de. koçak. Dermoskin b Bright ile yaşlanma karşıtı yüz bakımı retinil yüz serumu, yüksek A ve E vitamini içeriğiyle cilt hücrelerinin hızla yenilenmesine yardımcı olur. Peptit krem ve peptit göz kremi cildi 72 saat derinlemesine nemlendirir, mimik çizgileri ve kırışıklıklarla savaşır. Dermoskin b Bright eczacı formülasyonu. haberler muhabbet kralı devam ediyor. Hemen reklam arasında Sayın Hoca Zümra Hanım'la ve Acar Hocayla konuşmalarımızdan hemen buyurun efendim siz bizim konuştuklarımızı reklam arasında tamamlayınız şimdi. Hayatta hangi işi? Şimdi bütün bu, bu, bu işlerden nasıl kurtulur? Yani bir insan nasıl rahatlık sağların? Bir kolay, bir zor tarafı var dedik. Yani kolay pratik tarafı konuştuk. Zor tarafı birikim sağlamak. O da daha zor ama Bunlara kıyasla insanların hayatına getirebileceği her türlü sorunu çözmek için, her türlü sorunu çözmek için herhangi bir ritüeli olan e, inanç sisteminin içine girmesidir. İster yoga yapsın, ister meditasyon yapsın, ister mindfulness yapsın, ister vejeteryen olsun, isterse birdenbire yani bu pratiği uygulamıyorsa beş vakit, namaza başlasın, dini ritüelleri uygulasın, hangi türden olursa olsun insanlar 15-20 gün sonra bundan hiç tahmin etmedikleri kadar, önceden yaşamadıkları kadar büyük bir aydınlanma ve rahatlık yaşarlar. Şimdi dünyada peşinden koşularak bulunmayacak olan tek şey mutluluk. Demin burada bunun zemini yapıldı yani mutluluk kovalanarak bulunmaz. O bir yolculuk, o yoldaysanız işte ritüeller ki Ritus, latince doğru eylem demektir. Hı. Ritüeller insanların, çünkü disiplin gerektirir. Ee, i̇nsanların kendilerini uyguladıkları yöntemden bağımsız olarak iyi hissetmelerine sebep olur. Ve insanlar bunu yönteme atfederler. İşte yoga yapmaya başladım, kendimi çok iyi hissediyorum. Aslında yoga disiplinine girdikleri için... Meditasyon yapmaya başladım. Çok iyi hissediyorum. Ya da günde iki kere yemek yemek. Günde iki kere yemek yemek. Ve kendileri büyük bir fayda gördükleri için en kısa zamanda sevdiklerini de o tarafa doğru çekmeye çalışırlar. Yani ben faydalandım. Gel bak sen de faydalanacaksın. Şimdi bütün sorun disiplinde. Maalesef biz kültürel olarak zaten kavram itibariyle baktığımız zaman rahatsız olduğumuz bir kelimedir disiplin. Yani sokağa çıkın sorun, disiplinli hoca, disiplinli yönetici, disiplinli komutan deyin. Ee, ne geliyor aklınıza? Mutlaka baskı, dayatma, zorlama, güç kullanma gelir. Halbuki disiplin tutarlılıktır. Yani ben Alman eğitimi ve terbiyesi gördüm. 8 sene e, Dünya Savaşı'na katılmış bir kısmı Alman hocalardan ders aldım. İstanbul Erkek Lisesi'nde yani bir devlet okulunda Türkiye'de ama yani cumartesi günleri dahil biz okula gittik. Yatılı okulda bunu yaşarsınız. Ve birinci, ikinci haftasında disiplinin ne olduğunu öğrenirsiniz. Disiplin tutarlılıktır. Nerede tutarlılık? Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Nokta. Şimdi biz bu tutarlılığı gösteremediğimiz zaman, bu disipline giremediğimiz zaman, işte deniyoruz, bırakıyoruz, vazgeçiyoruz. Şimdi bir de gençlerin yetişme şekline bakarsak çocukların iyice böyle zaten istemiyorsa yapmasın zorlamamak lazım aman çocuğu sevmediği şeyi yaptırma. Ya hangimiz hayatımızın bütününü günümüzün bütününü sadece sevdiğimiz işleri yaparak geçiriyoruz ki hı -hı. böyle bir şey yok. Yani disiplin zaten bazen hoşuna gitmese de devam etmektir sürdürmektir ve bunu yapmaktır ve yapmadığın zaman rahatsızlık hissetmektir. Hı hı. Namaz kılan bir insan namaz vaktini kaçırdığı zaman ciddi rahatsızlık duyar. Hmm. Tıpkı elinden telefonu düşürmeyen insanların telefonlarını elinden aldığınız zaman duydukları rahatsızlık gibi. Hmm. Ya da spor yapanlar, koşanlar. Ya spor yürüyenler. yapanlar, koşanlar yani ritüelleri aksarsa, rutinleri aksarsa e, rahatsızlık duyarlar. Onun için evet, çok, çok, e, bunun arkasında yani gene nispeten zor bir yol ama çeşitli kapılar var çeşitli kapılar var ve bu şikayet ederek durduk yerde çözülmez. Bir hepimizin bildiği bir şey. Savaşlar sırasında intihar olmaz. Savaşlar sırasında bunalım olmaz, depresyon hmm. olmaz niye? Çünkü güvenlik yaşama, Tabii, yaşama, modunda, e, hayatı sürdürme e, kaygısında Toplumsal insanlar. Şimdi bakın hmm. olmuyor o dönemlerde hmm. intihar. Hmm. Tabii e, bakın yani bütün e, e, romantik edebiyata asiller, aristokratlar, son derece düzeni olan, her türlü konforu, rahatlığı olan insanlar giderler saçma sapan birine aşık olurlar. Yani aşık olmamaları gereken birine aşık olurlar. Heyecan, düzeni bozma, aksi takdirde mutsuz olma, işte e, melankoli, e, depresyon o zaman ortaya çıkıyor. Ama mücadele eden insanda depresyonu bu anlamda depresyonu görmüyoruz. Onların depresyonu ve kaygısı daha farklı yönde oluyor. Yani bir sonraki öğününü, bir hafta sonraki yemeğini sofrasına koyamayacak olan insanların derdi değil bunlar. Hı -hı. Hı -hı. E, bir yandan da hemen e, başlangıç konumuzda languishing için söyleyebilir miyiz ki e, pandemi döneminde biraz önce izah ettiğiniz gibi bu ritüellerimiz bozuldu. Aynı şeyleri yapıyorduk. Yani sevmediğimiz halde diyelim ki bir vatandaş her gün otobüse tabii. binip ee, işine gidiyordu. Bunu sorgulamıyordu, bunu yapması gerekiyordu. Ya da eve gelip aynı saatte çoluk çocuk yemek yeniliyordu, çocuklar okula gidiyordu filan. Yani aslında şimdi iki farklı görüş mü ortaya çıkıyor acaba? Bir, bu iyidir, durduk, düşünüyoruz. Ne yapıyormuşuz, durduk, düşünüyoruz. Biraz önce izah ettiğiniz gibi anlıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. İki, ya zaten biz depresyondaydık, durduk, baktık, bunu anlıyoruz. Ya da, ya da bu düzenlerimiz ritüellerimiz bozulduğu için depresyona giriyor. Şimdi ritüelin bir takım işlevleri var aslında. Belki onun üzerinde konuşmak lazım. Hocam bir yanıyla girdi ama şimdi ritüel tabii bile... tip ritüel var. Bir ibadetle ilgili, e, inançlarla ilgili ritüelle. Onlar bile isteye ve e, inanarak yapılıyor. O çok değerli. O, o başka bir şey. Bir de yemek içmek diyelim. E, bir de onun dışında i̇şte yani dini gibi. olmayan, spor dini olmayan tamam. tarafta mesela her Yok, gün spor, spor salonuna yani, gidersem tamam. daha sağlıklı olurum gibi Ritüeller Şimdi var. Bunların işlevleri obsessive var obsessive ama... Oyunun içindeki ritüeller ya Bir de obsesif kompüsü. Sen sürekli yaptığınız zaman aynı zamanda bir gruba da ait olmaya başlıyorsunuz. İşte o sporu beraber yapanlar. Sadece ben işte X sporunu yapan ya da vegansam sadece kendimi vegan bir birey olarak düşünmüyor Çevremde de yüzlerce binlerce vegan olduğunu düşünüyorum. Gidip onları buluyorsunuz zaten. Bir şekilde Yanlış hissetmiyorum odaları. bir kere. Hı. Ondan sonra grubun sınırlarını belirliyor. Grubun hangi zaman beraber hareket edeceğini etmeyeceğini belirliyor. Mesela evinde namaz kılan tek başına kılıyor belki ama aynı binalarda, farklı mahallelerde başkalarının da onunla beraber o işi yaptığını görüyor. Zamana bir düzen koyuyor. Yine ibadet üzerinden ya da işte yoga üzerinden gidersek işte sabah 8 ya da güneşin batışı doğuşuna göre hayatın bir ritmini sağlıyor. Yemek de aynı işte eğer disipliniz varsa aynı saatte akşam bütün aile buluşursunuz, yemeğinizi yersiniz. Şimdi pandemi döneminde bu iyi ya da kötü ama bize bir düzen sağlamıştı. Hı. Şimdi o düzen bozuldu. Biz yeni bir ritim, yeni, daha doğrusu yeni ritüellerle karşılaşacağız ama o ritüelleri kuramadık. Biraz önce e... hocamın söylediği, e, o da bir ritüel değil mi artık? Alışveriş ...sitelerinde, cep telefonundan ya da Oluş, laptop yok, üzerinden. Yani. E, evet ama o pek, o surf, pek, surf. pek... Evet ama günde 5 saat baş parmakla sıyırıyorsam ya da surf yapıyorsam... Siz bu bir başka şey... kavramdan da bahsetmiştiniz. Ee, anomi kavramından bahsetmiştiniz. Evet. Bizim sosyolojide Hı. de çok kullandığımız anomi. Anominin de iki çeşidi vardır aslında. Akut anemi keskin anomi. Hı. Şimdi bu akut şey ya uzun bir sürece yayılabilir bu... ...işte sanayi devrimi uzun bir sürece yayıldı... Ama bir de bazı durumlarda keskin. Boşandım. Bir anda evliydim, bekar oldum. Hayatımın akışı düzeni değişebilir. Piyangodan para çıktı ya da battım, iflas ettim. Hayatımda ani değişiklikler benim bütün normlarımı, yaşam biçimimi, alışkanlıklarımı, ritüellerimi bozuyor. Pandemiye dönecek olursak pandemi bir anda hayatımızın içine girdi. ...bizi tam da o anomik durumun içine soktu. Anomi çok tehlikeli bir şey çünkü intihara sürükler bizi. E, bir şey, bir şey Çok yer. önemli bir örneği değil mi? Ee, ülkemizde de en çok okunan yazarlarından biri olan Stephen Zweig'in... Hmm. ...1942'de, e, şeyde, e, Ar Ar Arjantin'de, Brezilya mı Arjantin mi karıştırmayayım? E, yani daha Dünya Savaşı'nın e, başları e, ve yerinden yurdundan edilmiş bir e, Musevi... İşte Amerika dahil birçok yerde önce Avrupa, Amerika ve sonra da Güney Amerika'ya gidiyor ve orada eşiyle beraber intihar. Şimdi bu merak uyandıran bir şey. Yani fol yok, yumurta yok bir tarafından bakarsan. Yani adamın güncel bir tehdit yok adamın üzerinde. Zaten bir başka kıtaya kaçmış ve üretmeye yazmaya devam ediyor. Fakat süre gelen bir ruh hali var. O da yurtsuzlaştırmakla ilgili bir ruh hali var. Ve intihar nedeni olarak ama bir edebi olarak ya ben uydurmuyorum edebi olarak tarif edilen dünyanın durumu diyor. Şimdi burada nasıl bir bağdaşlık kuracağız e, yani mesela, öyle duyarlı bir yazar ki hakikaten de öyle hı. E, öyle duyarlı bir yazar ki dünyanın durumundan çok etkileniyor. Çatapat e, götürüyor eşiyle beraber kendini şimdi bu mu? Yani. Durkheim'in yaptığı çalışmalarda da benzer bir şey var. Entelektüel seviye yükseldikçe, eğitim seviyeniz yükseldikçe toplumla olan bağlarınızın kopma ihtimali yükseliyor. İçinde yaşadığınız toplumla, dünyayla yani aranıza mesafe koyuyorsunuz, yabancılaşıyorsunuz ve intihar oranları o kesimde hmm. Yaklaşmış gibi topluma yani sanki toplumsal bir nedenden dolayı öldüğünü iddia ediyor değil mi? Yani intihar ettiğini iddia ediyor. Et. Yani Zvigle ilgili yorumlar bu yönde mi? Evet, dünyanın evet. yani asa yaklaşmaktan yani dünyanın Yani hayır bir yani kendi bir kendi öznel nedenleri var. Ee, i̇şte hmm, hmm. E, bağlı olduğu e, şey e, halk e, ondan sonra ırksal nedenler efendim ondan sonra <laughs> yurtsuzlaştırılması bilmemiz falan fakat bütün bu süreç içerisinde gittiği her yerde kabul gördüğü halde hani ne bileyim, atıyor. Avrupa daha hı. iyidir, daha Amerika daha iyidir evet. Güney Amerika daha kötüdür o ayrı ama burada dünyanın durumuyla ilgili ve gelecekle ilgili endişeler çünkü e, Nazi Almanyası e, işte Faşist İtalya ve Avrupa'nın durumu filan şimdi burada e, yani normal bir vatandaş olarak e, hı hı. bana eee Hani böyle bir insan, dünyanın durumu yüzünden intihar eden bir insan acaba... ...pazartesi mi intihar eder, çarşamba mı intihar eder gibi bir Peki, soru kim sorduruyor işte bana. Neden yani Neden intihar ne? ettiğini, ha? yani bir varsayım değil mi neden intihar etti Ya da yazılırsa ee, yani ne diyecek? Bütün, hani yani ben <laughs> hem seslendirdim hem okudum hem e, şu bu. Yani hatta oyunu hazırlıyorum işte satrancı sahneye e, uyarlanmış halini. E, yani buradaki intihar yani... Tekrar şunu söyleyeyim. Yani pazartesi mi intihar eder, çarşamba mı intihar eder insan dünyanın durumundan dolayı ya da bir ay sonraya mı erteler? Şimdi burada öznel nedenler ne kadar yüksektir? Dünyanın durumu ile ilgili entelektüel hissediş ne kadar yüksektir filan? Yani bu yani buraya bağlayabiliyor muyuz anomiye diye sormak istiyorum. anomiye şöyle bence bir şey. dediğiniz bence. gibi pazartesi çarşamba değildir bu ama onu hissettiği an, eğer kendisini artık o dünyanın bir üyesi hmm. olarak hissetmiyorsa o bütün dünya ondan uzaklaşır. Bir de eşiyle mi? beraber yani orada da bir ikna var. Yani kim kimi kim kimi ikna ediyor falan onu bilemiyoruz. 19. yüzyılda çok fazla var eşle beraber intihar etme olayları. Yanlış hatırlamıyorsam Marx'ın kızı da benzer şekilde bir intiharı evet. var eşiyle beraber. Yani kendinizi eğer peki biz niye o zaman mesela çok kitap okumayı, çok eğitim görmeyi <laughs> e, kutsuyoruz sürekli çocuklara sürekli evladım şu kitabı da oku, bu kitabı da oku ya da niye herkes pandemi boyunca arkasına Sanal kütüphane indirdi <laughs> e, Zoom'larda. Yani, Bildikçe sorgulamaya başladık. Hayır zorumuz neydi yani bu yani kadar? E, Bizim arkamızda da kütüphane var e, ya yani. Halkın bununla ilgili hep söylediği şu vardır ya. Çok kitap okuyor. Bu kafa yiyecek. Çok okuma kafa yeme. Yani yaygın bu. Yani ben sosyal ama, doğru, doğru. Okurken bu intihar etti. İntihar girişiminde bulundu. İşte atıyorum Weber 5 yıl psikiyatri kliniğinde. Oguz işte, şey psikiyatri kliniğine düşmüş, tedavi edilmeden gönderilmiş. Ama doğru Çocuklar söylediniz. soruyor niye diye. Ya çünkü hepsi kafayı kırıyor artık. Yani çok fazla düşündükten sonra halk, kendisini halk kendisini halktan artık uzak görüyor yani anlamsız bir dünyanın içindeyim ben duygusuna muhtemelen e, insan, giriyor orada. İnsan insana muhtaçtır. Yani sosyal etkileşimden uzak kaldığınızda bu her zaman literatürde de böyledir. Çok ciddi psikiyatrik rahatsızlıklarda da aslında görülme sıklığı yani genetik e, genetik etmenin fazla olduğu rahatsızlıklarda da aslında ufak e, böyle kasabalarda yaşayan iyi ilişkileri olan kişilerde daha az görülüyor. Sonuçta yani o sosyal izolasyonu yaşayıp da bir insanın nasıl sağlıklı kalması mümkün? Okudukça yalnızlaşıyorsunuz mutluluk mutluluğu ee, ee, anlatırken ya yani bilimsel incelemelerde evet. mesela işte yıllardır neye bakıyorlar? İntihar oranları işte hangi ülke mutlu hangisi değil falan. Filan. <laughs> değil mi? Evet. Nedir efendim? İntihar, boşanma. Yani Başka o neler mutluluk var için direkt boşanma Hayır, değil. yani, yani demografik yani hani bir de şey var ya hani bir de şey araştırmalar var. işte şu kadar bin kişiyle e, grupla mutlu musun diye soruyor. Ben <laughs> onu söylemiyorum ben. Yani bunun göstergeleri intihar, boşanma değil aslında. Boşuna e boşuna mı yaptılar bu kadar araştırmayı? Hani <laughs> yani ara İskandinav ülkelerine intihar tamam, bir çok dakika. dediler. Ama halbuki ülkeler, şimdi öyle değil filan. Yani mutluluk yani... ne ekonomistlerin söylediği gibi böyle iktisadi, maddiyata indirgenebilir ne de psikologların söylediği gibi bireyciliğe, indir bireye indirgenebilir. Mutluluk daha Bütünsel bir olgu. Yani içinde bulunduğunuz topluma entegre olabiliyor musunuz? Sosyal destek alabiliyor Bunu musunuz? Bunu karıştırmayalım mı efendim? Ama bunlar olmadan ya, mutlu olamıyorsunuz. Ya bu geçmiş, özür dilerim, bu geçmiş araştırmalarda mesela bir ara işte e, İsveç, Finlandiya, Norveç falan filan bunlar hakkında söylenen ama o eski bir tarihte öyleymiş galiba hakikaten. Ama i̇ntihar, son dönemde belki. intihar oranı e, en çok e, eski demir demirperde. Ee, şöyle, ülkeleri e, işte Polonya, Macaristan, e, Çekoslovakya. Bulgaristan da var. Ancak buyurun. şöyle refahla hmm. e, kişisel iyilik halini biraz birbirinden ayırmak lazım. Yani refah düzeyi açısından baktığımız zaman dünyanın 10-12 aldığınız zaman yukarıdan aşağıya karşınıza İsveç, Norveç, Bani. Finlandiya. Danimarka ve İzlanda çıkıyor. Yani hı hı. 12 dememin sebebi 360 bin kişi olduğu için nüfusu İzlanda'nın. Yani ilk 10'a giremiyorlar. Hı hı. Ama 12 yaptığınız zaman mutlaka İzlanda'yı da görüyorsunuz. Ne açıdan? Hangi açıda? İntihar ee, Yok hayır. Refah. Refah. Refah açısından. Hı. Bütün göstergelerde çok farklılar. Yani gerçekten ayrılıyorlar bütün dünyadan. Ancak intihar oranları yüksek. Ben, hala da yüksek. Yani sonra, bu refahla hı. kıyaslanmayacak kadar yani a, anlamlandırılamayacak kadar yüksek. Bunun üzerine de ciddi olarak kafa yoranlar var. Peki de e, peki genel araştırma yanlış biliyorsam söyle. Yani oradan e, kuzey ülkelerinden e, eski e, Sovyet topluluğu demir perde ülkelerine geçmesine. Geçti. E, ama orada da bir Sovyetlerin dağılması ardından e, yine anomi, göç anomi ve yani. yurtsuzlaşma hı, e, ya da e, çok köklü bir dönüşüm, keskin bir dönüşüm. Keskin bir dönüşüm. Bu herhalde. Evet, yani yani. Zweig'la bile bağlayabiliriz belki bu açıdan. Bile bağlayabiliriz Şimdi ama. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, bilişsel Kuramın depresyon tanımından gidip buna ilgili bir e, yorum yapmak istiyorum. Şöyle ki, bir insanın e, depresyonda olması için kendisine dair yaşadığı toplum, çevre, aile, o dünyaya ait ve geleceğe dair. Ee, ...düşünceleri, yorumları, yargılarıyla ilgili oluşur o depresyon. Yani kendisi hakkında bir işe yaramadığını, e, önemli biri olmadığını, değerli biri olmadığını... ...çevresinin onu anlamadığını, ailesinin içerisinde onu kimsenin anlamadığını... E, ...bütün bunlar böyle olunca da geleceğe dair bir umudum yok. Orada umutsuzluk ve çaresizlik intihar yordayıcısıdır aslında. Tamam biz depresyon tanımını koyacağız bu kurama göre de. Sonuçta orada aslında şimdi en başta belki konuştuk. Biraz girdik çıktık. Hayatın anlamı. Sonunda hayatın anlamıyla ilgili e, e, argümanının yeterli olup olmamasıyla ilgili belki not düşebiliriz. Mesela psikiyatrik tanı almayıp bu ülkede bir kişi şimdi bunlar böyle konuşurken çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizi izleyenler ...bazen kopya çekenler, oradan örnek alanlar oluyor da X kişi diyelim... ...mesela ben onu derslerde öğrencilerime o videoyu göstermiştim. Bak evet, evet. Şimdi bunu hangi psikiyatri yakalayabilecekti? Hangi e, psikolog yakalayabilecekti? Ontolojik belki, felsefi. Bir metafizik sorgulama, bir şeyler yapmış ve gidiyorum dedi. Öz bakımı yerindeydi, kitlesi ne olmuştu? Evet. Belki burada bizim yanımıza koysak onun yüzünde daha böyle mutluluk hani gördü. Bilmem ne yapıp ve e, gitmişti. Yani sonuçta kendisi de kıymış oldu... Ama bunu mesela Stefan Zweig üzerinden de mesela kalkıp burada o yüzden bir şey bir söz almak, şey yapmak istemedim. Yani bilemiyoruz ki onu. Onda ne dediler? Şimdi paylaşılmış psikoz diye ama ona haksızlık edemem bu kadar değerli bir insana. Hı. Şimdi paylaşılmış psikoz diye bir tanı vardır yani. Hani karı kocanın bir tanesi bir hezeyan içerisindedir. Birlikte yaşıyorlar. Dış dünya kapalıdırlar. Ve o da o psikuzu, o hezeyanla bize gelir. Hmm. Aynısına o da inanmaya başlar. Bir kişi daha olsun o, o, o da inanmaya hmm. başlar. Deliren pasif Fol diye okurdu ha, eskiden. Ne de. diye ben? <laughs> <efendim>? Deliren pasif. <laughs> hmm. Folio de ya folio da de. Fransız <gülüyor> diyorsun, <gülüyor> de. Yani sonuçta intihar e, konusu e, çok çok e, etmenli, çok bileşenli bir şey. E, bunu böyle ama hani depresyon tanımı bu. E, psikiyatride hangi vakalar hmm. Dep intiharla sonlanıyor? Şizofreni. Yani ilk üçü sayayım şizofreni, alkol bağımlılığı mesela bu çok ciddi bir şey ve majör depresyon hmm. ve yeme bozuklukları. Ne Şimdi, bozu yani yeme bozuklukları, bozukluk, anoreksi, yeme bozukluk. anoreksi hmm. Hmm. Bizim bu hızlı dünya diyoruz ya hmm. hani tavşanlar hep kazanacak diye bizi şartladıkları <laughs> oranın ürettikleri artık e, gettolarda ne diyelim daha yoksul mahallelerde de bu insanların e, hastalandığını görüyoruz. Peki, evet. hocam. Peki hocam, duygulara şefkatle şöyle... yaklaşmak. <laughs> nasıl bir şey? Şimdi, <laughs> Şimdi mesele aynen. şu. Size ve <laughs> hocaya yani acı hocam, Acay Baltaş hocam çok güzel bir şey söyledi. Sorunun çözümü diğer sorunun ana sebebi olabilir dedi. Aslında mesele burada ne yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız. Şimdi bir problem var, pandemi var, işte zorlanma var, dünyanın gittiği durum var, kültürel meseleler var, her şey var. Ama bazen sorunlara çözüm olarak kullandığımız baş etme ki hiç benim sevmediğim bir kelimedir. Baş etme stratejileri. Baş etme stratejileri bir başka sorunun da kaynağı olabiliyor. Yani biz bir zorlanmayla karşılaştığımızda onu nasıl çözümlemeye çalışıyoruz? Bu çok önemli. Benim şefkat kitabımın adı şöyledir. Zorlayıcı duygu ve durumlarla yaşayabilme sanatı, baş edebilme sanatı değil. Yani beraber yaşayabilmek fikrinden geliyor. Bu daha olumlu görmek, daha iyi görmek, dünyanın daha iyi bir yer olduğuna inanmak değil aslında. Bu gerçekten de acının doğasını anlamak ve buradaki çok temel öğede şefkatteki en temel öğede birbirine bağlılık diye bir kavram Türkçe'ye böyle çevriliyor çok anlamlı gelmiyor belki Türkçe'si ama aslında interconnectedness diye bir kavram birbirine bağlılık yani şöyle bir şey siz ve ben ve hepimiz ve bu doğa yani birbirimizden çok ayrı değiliz birbirimizle bir şekilde etkileşim içindeyiz ve ee, ...ve acı çekmek... ...yani acı dediğimiz şey zaten var... ...yani ortak insanlığın doğasında olan bir şey... ...acı vardır... ...yani acıdan arınık bir insan yoktur... ...hiç kimse ne kadar zengin... ...ne kadar akıllı... ...ne kadar becerikli... ...ne kadar refah içinde olursa olsun... ...acıdan arınık bir yaşamı olmayacaktır... ...yani herkesin yaşam boyunca acısı olacaktır... ...birinci kabulümüz bu... ...ikinci kabulümüz şu... ...acıyla kurduğumuz... ...yani zorlanmayla kurduğumuz ilişki biçimi çok önemli... ...ben eğer hani Mirkelam'ın söylediği gibi üzüldüğüme üzülüyorsam eğer zorlanma yaşıyorum. Yani zorlanmanın kaynağı duygular, düşünceler değildir diyoruz. Yani düşünce gelir. Yani ben bilmem kimi öldürmek de isteyebilirim. Böyle bir düşünce de gelebilir. Absürt düşünceler gelebilir. Endişeli düşünceler gelebilir. Şu ne olacak, bu ne olacak gibi. Ya da kaygı gelebilir birdenbire. Beliren bir kaygılı duygum olabilir. Ama bununla bir ilişki biçimi kuruyorum. Yani onun üzerine koyduğum şeyler. O zaman diyoruz ki biz bunun literatüründe acı ve acı çekmek farklı şeyler. Yani acınızın olması acı çekeceğiniz anlamına gelmiyor. Acı çekmeyi belirleyen şey acıyla kurduğunuz ilişkidir. Yani siz eyvah acaba iki ay sonra ne yapacağım demeniz, endişeli düşünceniz ee, evet olabilir bilmiyoruz. belirsizlikte de boşa çıkabilmek, belirsizlikle de kalabilmek diyoruz biz o da. Yani farklı bir literatürü var tabii burada. Belirsizlikle boşa çıkmak değil, belirsizlikle kalabilmek. Bu belirsiz, bunu bir belirsizlik olarak görüyoruz ve bu düşünce geldiği için hemen oradan hareket etmiyoruz. Yani bununla bir ilişki kurma bu bir düşünce. Ya olur ya olmaz. İkincisi bu. Yani acı ve acı çekmek farklı. Bir diğer şey aslında ıı, Olmak istediğimiz durum, yani hepimiz için böyle. Şimdi hepimiz buradayız, bu salondayız, bu masanın başındayız. Eğer aramızdan birisi birkaç dakika boyunca işte Florida'da bir sahilde elinde bir içecekle olmayı hayal ederse artık burada duramaz. Çünkü şöyle, insanların hayalleri ve amaçları vardır. Fakat mesele hayallerimizin ve amaçlarımızın olması bir değil. De evet ama bunlar ne kadar öğretilmiş, ne kadarı e ee, Mesela Florida'da elinde bir içecek... Ya bir mesela yani otör bir. Yani bir yani. ya mesela değil yani. Antalya'da. Ya bakın yani. Bodrum'da yani. <laughs> değil. Evet ama ya ben <laughs> Antalya Florida'dan çok daha iyi. Yani bu. Ben e, de bence de evet. Ya, yani e, ben e, uç olsun diye. yani çok uç bir örnek vermeyeceğim. Özellikle bir için. De şey, şeye de son Al, zamanlarda. E, takılmayın. Hayır, ifrit olmaya başladım da yani bütün bu mutlulukla ilgili ya da başarıyla <gülüyor> ilgili göstergeler, <laughs> göstergeler eskiden anlatılan, tarif edilen ...betimlenen... ...değil mi? Yani biz bir de böyle bir... ...edebiyatın da mirasçılarıyız. Yani biz şimdi 19. yüzyıl... ...20. yüzyıl yazarlarını okuduk. Ondan önceki yüzyılları da okuduk. Okulda okuduk bilmem ne. Ama şekerim... ...adam köyde... ...eve gelecek, bahçeden eve girinceye kadar... ...her yaprağı, her çiçeği, böceği... ...betimlersen... ...bize bir kere bir romantik bir... ...şey sağ. Ama şimdi... Ama mesele o değil. Dur dur, bitireyim. Yani şimdi senin Florida'daki ya içecek... Yok ona takılmayın. Ya tamam, takılmadım evde, tamam. Evde, yat, evde yatmayı hayal ediyorum demek o Kitap benim okumayı. için daha mükemmel. Ama bastırıyor <laughs> yani. Tamam. Ya şu, ay, şu, şunu söylemek <laughs> istiyorum. Evde Bu öğretilmişler. Yani <laughs> mesela nedir mutluluk işte şimdi oraya bir kumsalda... hakikaten mutlu bir şey kötü bir şey değil. Bana sorarsan denizde şeftali yemek. Ya tamam, yani bence mutluluk müthiş. Anlık bir şey değil yani, ya. Bir dakika bitir. Ama Vallahi seks gibi yani takıldınız. denizde şeftali yemek. Hiç, ama Hiç önemli olmayan yemek. Peki şu anda hazdan bahsediyoruz. Mutluluktan e bahsetmiyoruz. ama bırakın. psikiyatrik bir yöntem değil mi bırakın. hocam? Hiç bırakın, sürekli bırakın. seni kapatmaya çalıştığım bir şeyi bırakın. gıdıklıyorum farkındaysan. Tamam pekala. <laughs> tamam. Şöyle diyelim. Siz ee, şu anda burada olup... da içecek meselesine Ya gidelim. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Siz tamam şu anda, boşa alıyoruz hemen. Şu anda evde oturup kitap okumayı tercih ediyor olun. Ve birkaç saniye boyunca ya da birkaç, bir, bir, süre boyunca bunu düşünün. Burada olmaktan keyif almazsınız. Yani olduğumuz halimizle en basit düzeyle anlatmaya çalışıyorum. Olduğumuz halimizle olmak istediğimiz durum arasındaki fark açıldıkça ...bizler tatminsiz oluyoruz. Yani ben evdeyken dışarıda olmayı hayal ettiğimde... ...işte Zümra'yken Ayşe olmayı hayal ettiğimde... ...işte şu meslekteyken bu meslekte evet, olmayı hayal ettiğimde... Evet çok güzel anlatıyorsun. O orada öğretilmiş bir şey var. Elbette Başarı işte, diye tarif edilmiş hı. bir şey var. Evet aynen Mutluluk öyle. Mutluluk diye tarif Buradaki edilmiş bir fotoğraf var. Buradaki içleştirilmiş şeyler... ...bu olmayı hayal ettiğim kişiyi oluşturan şey de... ...elbette ki belki de olması gereken şey değil. Sadece toplumun, ailelerin içleştirmeleri... yani oradan bize gelen sesler. Hiç önemli değil. İçerik çok önemli değil. Yani mesajımız şuysa eğer şu anda halim, şu andaki halimle tamam değilim. Şu andaki halimle tamam değilim. Ancak öyle olursam tamam olacağım. Bu ...basit bir his de olabilir. Şu anda neden... ...mutlu değilim? Mutlu olmak istiyorum. Şu anda... ...neden bunu düşünüyorum? Bunu düşünmek istemiyorum... da olabilir. Şu anda neden buradayım? Başka bir yerde olmak Şimdi istiyorum bu da olabilir. Şimdi burada Hocam demin aslında... E, ...işaret bir evet, şeyini verdi. Hocalarım bu konuda daha iyi bilir. Yok <laughs> rica ederim. Buyurun. Yani buyurun, mesele buyurun. bu. Bitireyim izin verin. Yani Acar Hocam. Ben e, gelirken... ...söyledim. Şu konuda seninle orada... ...karşıt bir görüş sorunum. izin aldım. O yüzden... <laughs> Ay, tamam çok güzel. Bu, Buraya benim müdahale bir şey var ama... O, hoca, e, hoca Acar Hocam dediği... Şey İstersen söz verim ben çünkü bu Peki. Aslında buraya ekleyeceğim şey var. Şu anda bütün yani hangi duygulara hazdan bahsediyoruz. Haz anlık bir şeydir. Halbuki ona mutluluk, mutluluk uzun ona. süreçli bir şeydir. Üstelik mutluluk sabit bir şey de değildir. Yani Hı. borsa gibi dalgalanabilir. Tabii. Hı. Biraz çıkar Sayın biraz iner. mutluluk bir yorum değil mi? Mutluluk bir yorum ve de üstelik şu an yorumlayamıyoruz onu. Yani şu an tanımlayamıyoruz benim anladığım mutluluk geçmişi geçmişle ilgili geçmişle ilgili bir zaman dilimini bir sal salise de olabilir birkaç saniye de olabilir bir fotoğrafi de olabilir bu bir anı da olabilir fotoğrafik bunu mutluydum mutluyduk diye yorumluyoruz şu anda e, yani mutlu musun <laughs> çok mutluyum sevgililerin birbirlerini kandırmasıdır yani. Bana sorarsın. Evet mutludurlar o anda. Ve bunu sürekli dile getirerek aslında o e, hazzı da aynen söylediğiniz gibi arttırıyorlardır o anda. Ha mutlu musun? Çok mutluyum sen. hemen daha çok Şimdi, Ya Yani bu değil mi? Şöyle e, isterseniz e, oraya kavramsal bir katkı yapayım. Lütfen. Birisi bu birinci basamağı. haz. İşte cinsellik var, yemek var, alışveriş var, oyun oynamak var, madde kullanımı var... ...spaya gitmek var, kendini çiğnetmek var falan, okşatmak var. Spaya gitmek diyorsunuz hocam, siz de A, A sınıf bir şeyden bahsediyorsunuz. Ya, evet yani A, işte, A sınıf kasten yani bunlar e, e, has. bunlar yani, haz. İkinci düzey mutluluk, eylem içinde mutluluk. Yani bir konserde zamanı kaybetmek, kitap okurken zamanı kaybetmek... Bir dostunuzla e, dedikodu yapmadan fikir düzeyindeki bir e, sohbette zamanı kaybetmek. Dağ bisikletine binerken, kaya tırmanışı yaparken zamanı kaybetmek. E, bu zaten İngilizce hepiniz happen kelimesinden geliyor. Peki, eylem. Hocam bir bu de hangisinin iki... kimyasal olduğunda ayırır mısınız? Şimdi ben? bunların hepsi kimyasal. Hepsi ya, mi kimyasal? Yani burada da bir kimya salgılıyorsunuz ama bu happen, eylem içinde mutluluk, akış halindeki <Gülüyor> mutluluk. <Gülüyor> sizi aynı zamanda bir miktar zorlayan mutluluk ikinci düzey mutluluk. Üçüncü düzey mutluluk yani haz, eylem içinde mutluluk. Üçüncü düzey mutluluk kendini aşan bir amaca hizmet etmek. Bu kendini aşan amaca hizmet etmek ister iklim için, ister sokak hayvanları için, ister Suriyeli mülteciler için, ister bizi yaradanın e, öbür tarafta bizi ödüllendireceğine dönük büyük ideal için fark etmez. Ama kendini aşan bir amaca hizmet etmek bu üçüncü düzeyde mutluluk. Bu maneviyat. Din kitapları bu konuda mükemmel bir yönerge verir. Hmm. Ödülleri ve cezaları tanımlar. Hmm. Ee, din dışı mutluluk da yani maneviyat da olabilir. Din dışı maneviyat da vicdan sahibi olmakla mümkündür. Yani kimse bilmeyecek ama ben bileceğim deyip kendinizi aşan diye amaca hizmet ettiğiniz zaman işte bu üçüncü düzeyde mutluluktur ve bu bir yolculuktur. Yani yaptığınız işte, topluma katkıda bulunduğunuzu hissedersiniz. Para kazandığınız işte olabilir. Yani mutlaka e, sosyal sorumluluk olması gerekmez. Ve sonunda yolculuktur. Yani olayın, sürecin, yolun kendisinden mutlu olmaktır. Şimdi bizi izleyen, bu saate kadar izlemiş olan izleyicilerimizin ilgisini çekecek bir insan söyleyeyim. Lou Salome. Muhakkak ki biliyorsunuz. Şimdi Lusalam Salome dünyaya gelmiş geçmiş en yaman kadınlardan biridir. Belki birincisidir. Ee, yani kronolojik olarak baktığımızda. Şimdi Lu Salome diyor ki dünyada her şeyin bir bedeli var. En büyük bedel de mutluluğun bedelidir diyor. Yani bu yolculuk zahmetli bir yolculuk. Yorucu bir yolculuk. Onun için işte biraz boş kalınca. Ee, canımız sıkılır, içimiz daralır. Birileri de buna bir isim takar. Oh içimiz rahatlar, rahatlarız. Yani bu işin daha nasıl başa çıkılırın yolu kendimizi geliştirmekte yatar. Bu geliştirme meşrebimize ne uyuyorsa. Yani kutsal kitaba da sarılabiliriz. O da mutlu eder. Zaten biliyoruz ki dini inancı, maneviyatı yüksek din açısından, maneviyatı yüksek olan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Yani bir sürü araştırmanın ortaya koyduğu bir şey. Ben çünkü bu konuda yakın zamanda bir kitap yayınladığım için hmm. e, geçmiş ve yeni araştırmaları birleştirerek <laughs> e, bu, bu belli. Veya da. Yani, kasrı çok özür dilerim. Hep din dışı da demiştim. Bu da Şimdi var bu di, di, din içi yapılanları söyle kendinden üstün bir an. Hocam hazla, hazla mutluluğu. Tanımlar mısınız lütfen? Karıştırılan şeyler mi, aynı evet, şeyler evet, mi? Ne kadar farklı şeyler? Karıştırılıyor tabii ki yani haz mutluluk zannediliyor. Biri geçici, anlık yaşanan, daha çok insanın fiziki ihtiyaçlarını tatmine dönük ve tatmin olduktan sonra da aldığı haz bunu ne kadar sık tekrarlarsanız alınan haz giderek azalıyor ve tekrar etme ihtiyacı o kadar artıyor. Yani bir anlamda deniz suyu içip Susuzluğu gidermeye benziyor. Buradaki hocalarımın üçü de bu anlattıklarımı tersinden düzüne, düzünden tersine onlarca örnekle örnekleyebilirler. Ee, buradaki kritik nokta, dediğim gibi deniz suyu içip susuzluğu gidermeye benzer. Ee, anlık, kısa süreli, bedensel, doyuma ulaştıktan sonra her birinin kendi içinde bir refrakter, cevapsızlık süresi vardır. Yani cinsellikten sonra bir süre geçmesi gerekir. Yaşına ve partnerine göre insanın alışveriş yaptıktan sonra bir başka şey ilgisini çekecek şey, iyi bir yemek yedikten sonra bundan sonraki yemeği nerede yiyeceğiz acıkana kadar ee, eller havaya dün gece eğlendik e, yattık sabahleyin düşünmeye başlayabiliriz bu akşam nerede eğleneceğiz diye yani hazla mutluluğun en önemli farkı birinin geçici olması ve tekrarlandıkça alınan zevkin az tekrarlanma sıklığının artma Peki, İhtiyacı. Hazalan e, maksimum. Biraz ş ş F şöyle F bir açıdan <laughs> e, bakabilir miyiz hazla mutluluğu e, tarif ederken yani ortak ya da kişisel diyebilir miyiz ya da mutluluk kişisel midir? Bunu programda programda sormuyorum, bunu Okan olarak soruyorum çünkü merak ediyorum yani haz haz sıralaması ya da mutluluk sıralaması bu İngilizce Türkçe'de birbirlerine e, karıştırılarak e, yayınlandığında geçmişte böyle bir şey okumuştum. Hani seks, drug, rock roll ee, gibi bir sanıyorum hazla ilgili ya da mutluluk diye geçmişti orada. Drug, sex, aileyle beraber olma. Şimdi o kadar saçma bir sıralamaydı ki bu. Bir anlamı var <laughs> mı? Yani, ha, bu klasifikasyon işte yani hep böyle bir ya tamam, oluyoruz. Evet <laughs> ama ya klasifikasyonlar aptalcadır. Evet katılıyorum ama <laughs> yani drug, haz, drug, seks, Aileyle beraber oluyor. Şimdi bu anladım. aile sanıyorum ki aileyle orada e, kastedilen işte kendisinden yüksek bir amaç bilmem ne şudur budur insan sevgisi anne çocuk baba kız anne e, o, oğul kız bilmem ne falan aileyle beraber. Ama burada hangi yani şöyle tarif ediyor haz kısa süreli kısa süreli evet. E mutluluk ne kadar uzun süreli o zaman? Yolculuk o. Yolculuğun kendinden aldığınız zevk. Ya, ben Ha bir... yani bir dakika. İşte happen. Peki bir dakika. Eylem. Eski, eski bir fotoğrafa bakıyoruz. Diyelim ki ailemizden kaybettiğimiz insanlar var. Sevdiklerimiz var. Beraber durduğumuz bir anın fotoğrafına bakıyoruz. Herkesin bir arada olduğu. Yüz ifadelerimize bakıyoruz o çekilmiş olan fotoğrafta. İyi görünüyor. Mutlu. tebessüm eder görünüyor ve dönüyoruz diyoruz ki onunla ilgili mutluymuşum mutluymuşuz. Evet. Peki o ne kadar sürdü o? Mesela bir kutlamaydı, doğum günüydü, yeni yılı tebrikli, şuydu buydu. Ne ne kadar sürdü o? Ee, o hoşluk. Yani kendini hoşluk. iyi hissetme hali. O sırada kendini iyi hissetme hali. Hocamın söyleyecekleri var. Ama ya, dönüp, özür dilerim. Bir dakika. bu Buna biraz takılabilir. Hmm. izin verir misin? Ben, ben merak ediyorum. Bir sürü insan merak aya, etmiyor. Olur. Olur. Ben de. O zamanlar mutluydum. Ne kadar bir süreci biz, kastediyorsun? Siz, siz, o, siz aslında o e, çikolatayı, jikleti biraz evvel verdiğiniz örnekleri... Hani o eski resimleri gösterdiğiniz zamanki mutluluk aslında biz onlarla mutlu değildik. Biz o sırada yaşadığımız duygu durumuna dönüyoruz, masumiyete dönüyoruz. Bravo. Evet. Oradaki masumiyete dönüyoruz Doğru. ve kendimizi bugün ona kıyasla hırpalan, kirlenmiş demeyeyim, Hı -hı. bazen kirlenmiş de olabilir, Hı -hı. hırpalanmış hissediyoruz Hı -hı. ve o güne bir özlem duyuyoruz. Onu o, o bağlam. Şey özlem. E, tabii yani e, o, o bağlamda yani biraz evvel siz kaybettiğimiz kaybettiklerimiz dediniz. Hı -hı. Mesela o da var. Bütünlük var orada çünkü. O, o, evet orada bir bütünlük var. Tabii Aynı. bir de bir de hocam da Peki, çok kitabında o anda da bahsetmişti. ama yani o anda demiyorduk ki şu anda çok ha, tabii, mutluyuz. Diyebilirsiniz. Tabii diyebilirsiniz. Hadi i̇şte, diye Zaten <laughs> Zümra'nın bütün konusu bütün <laughs> bu, konusu bu. insanlara onu o, o sırada ne hissettiklerini ifade, i̇fade söyletebilir miyim? Ha o anda ha, onu, evet. ya da evet. anlamayı fark etmeyin. Anlamayı etmeyi fark etmek. Yani diyorum ki, sonradan anlamayın kardeşim. O an içindeyken anlayın, orada bulunun diyorum. Ama bu konular işte yani hocamın kitabı zaten onunla ilişkili. Esenlik kavramı var yani well-being kavramı var o psikolojik dal well olarak size geldi. Ee, Kapağını kaldırdıysanız <laughs> en azından başlıkları bilirsiniz. Bakan eyvah değilse. eyvah Sizin kitap mı? Yok, yok. Sizin kitabı. Kitabı. Hayatın hakkını vermek kitabında Hayatın var bunlar Hayatın hakkını bundan. vermek kitabında hoca bunlardan bahsetmişti. Hocam de bana de. geldiğinden emin değilim ee... Bana gelen birçok <laughs> kitap benden önce el konmuyor ee, Büyük bir ihtimalle öyle olmuş olabilir <laughs> Çok özür yani, dilerim efendim Esenlik diye de bir kavram var Benden önce var. el konulan çok kitap var çünkü ee, ee, sanki... Okusunlar da helal olsun Özürlerimi ee, kabul ediniz efendim Rica ederim Hazla mutlulukla ilgili ben ekleme yapabilir miyim? Bir yorum yapabilir miyim? Bizim evet ben anlamaya çalışıyorum onu Bakın Yanlış data, şimdi yani karıştırarak. <laughs> şimdi haz geçicidir. E, yerine ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, anda kalmak, onun tadını çıkarmak. E, şimdi benim aklıma başka şeyler geliyor. Ne geliyor? Hmm. Mesela m, haz veren maddeler var. Hmm. Haz veren eylemler var. Şiddet, seks, rastgele seks. Hmm. Ondan sonra e, e, rastgele e, yapılacak herhangi bir şey ama bakın öfke krizinden tutun, cinsel eylem, madde kullanımı vesaire bunların hepsi haz olarak sayılabilir. Şu anda alışveriş. Alışveriş. Pandemi boyunca alışveriş, alışveriş. lüzumsuz Veriş. şeyler satın almak. Alışveriş. Belki lüzumlu. Küfür etmek vesaire. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz doğduğumuz andan itibaren hep şartlanmaktan falan bahsettiniz de. Şöyle bir çeyiz sandıkları olurdu. Anadolu'da hala var diye biliyorum. Evet. Onun içine çocuğu için, kızı için bir şey atarlar. Bir de bizim kafa tasımızı sandık, içinde bir sandık, zihin sandığı diye düşünürsek, orada e, hayatı nasıl algılayacağımız, kadına, erkeğe, dünyaya, o eşitliğe, adalete, oralarda öğreniriz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 artık dünyaya bir yazılımla, bir denklemle karşı bir dururuz. Hmm. Şimdi onların içinde ne var? Buraya bağlayacağım şimdi. Mutluluk, hazla karıştırılır. Bu bir kere büyük bir tuzak. Haz almak mutluluk gibi. Ve bu cümleler böyle kurar bizim. De, ben eski amatem doktorluğum dönemlerinden mesela hatırlıyorum o olguları. Şey diyor ben diyor o e, hayatı bitirecek o maddeyi bütün darma edecek her türlü fiziksel bedensel, tıbbi ve psikolojik darma olacak o madde için ben çok mutlu oluyorum onu kullandım. Bunu zararlı olan sigara içinde söyleniyor. Bana mutluluk veriyor. Böyle bir tuzak diyor. Hmm. Mesela sigara mutluluk vermez. Ne veriyor biliyor musunuz? Bir dal içiyor. Bir sonraki niye içiyor? Onun yarattığı yoksunluğu gidermek evet, için değerini tamam. Ne diyor? Bu bana zevk veriyor diyor. Hmm. Biz tarafı da oraya çarpı koyuyoruz. işte. Gel hmm. yani bu tuzağı önce bir gör. Hmm. Sen şöyle bir bekle bakalım. Bir ay değil ya bir dört gün yedi gün fiziksel olsan. E niye alışverişi de yasaklamıyor sigara gibi? Alışveriş eğer çizgi... Aynı size, şey. Değil, ama aynı bozulur. dünya düzeni bozulur. Onun... hayır ama niye yasaklamıyoruz hakikaten? Bakın, yani bu ya alışveriş merkezi manyakları var ya. bir yerden giriyor. Ellerine bir sürü torba ve sürekli suraklar. Aynen. Alışveriş bağımlılığı henüz giremedi bile. Ama ciddi bir hastalık oldu onun için çok rahat söyleyebilirim. Ama onunla ilgili konuşmuyoruz. Language, mangilizce böyle can 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 uçuyoruz havalarda ama ama buraya hiç dokunamıyoruz. Bakın bir şeyi bir şeyin arkasındakini söylenen. sigara şirketleri ilaca ve gıdaya yatırım yaptıktan sonra sigara cezalandırıldı zaten. Arada bütün sistemi kurdular. büyük sigara üreticileri. Gluten gluten diyet meselesi. Bir rezalet o sektör, o endüstri mesela. Evet. Kıyamet kopuyor. Yani Organik. bugünkü konumuz o belki efendim. Organik sektörü. o oh, Aman Allah'ım. Hocam yani. herkes glutensiz bir şey oluyor Herkese soruyorum bu gluten nedir diyorum. Bilmiyorum ama onsuz olması daha <laughs> iyi. Tamam odaya dönüşüyor. Bakın işte bize mutluluk tanımları yapıyor. <laughs> Emin o Sandıktan bahsettim ya mutluluk tanımları. Ya da e, diş macunları. Diş macunlarının üzerinde içinde Benim. olmayanlar kutunun üzerine o da yok bu da yok. Peki Çampan. niye koydunuz birader? Yani şampuanlar o sus bu sus falan. Ben mesela kadınlarla şampuan. erkeklerle ilgili mesela bir sevgili <laughs> olma durumunda mesela onların da tişörtlerine falan yazmaları koskocaman marka yazıyor. Ama mesela tişörtü ne yazabilir? Şu free, bu free, bu, bu, yok, bu yok, bu yok, bu yok. Bu yok. <laughs> yani özür dilerim Peki, efendim buyursunlar. Bu e, hazlı, hazlı mutluluk <laughs> değirmenine taşı sorusunu <gülüyor> sormam <gülüyor> lazım. Geçicilik tabii ki geçicidir o. Bir hmm. kimyasal sonuç orada yani lim, e, ödül merkezi dopamini salgılatmasıyla o hazı bize yaşatıyor. Bunların bir kısmı çok tehlikeli. Maddeler işte mesela yaşatabiliyor. Ama birine şefkat göstermek, birine çok iyi davranmak bunlar da bizde artık haz duyguları, mutluluğa hizmet eden haz duygularını getirecek. O yüzden bizim burada en çok dikkat etmemiz şey çocuk yetiştirirken, işte doktorluk yaparken, psikologluk yaparken vesaire hazla mutluluğu ayırmamız lazım. Haz bir, bir süre sonra kabusa döner. Öyle üç korner bir penaltı gibi değil. Hmm. Yani haz yaptım yaptım o mutluluğa. Hayır nereye gidiyorsun öyle? Şiddet bağımlısı birine döndün. Seks bağımlısı birine döndün. Porno bağımlısı birine döndün. Hmm. E işte madde bağımlısı birine döndün. Yani orada pek çok bağımlılığın kapısı o. Haz hmm. o yüzden çok tehlikeli bir böyle na, bir mecra, bir nokta orası. O yüzden onların tanımını öncelikle yapmamız lazım. Ben bu eylemi kimle yapıyorum? Bak hoca bir şey dedi orada çok güzel dedi ki yoga o gıdalar değil mi? Değil mi? saydınız. Burada dedi ki yeni bir, inançlar. Bakın dedi bir, bir şey seküler, seküler dinler, dinler dedi dinler modern yani dinler, dinler ben de öyle diyorum. Ama orada bir şey var bakın Plasebo var mesela. Yani yoga'nın diyor kendinden kerameti yok aslında diyor. Tabii ki fiziksel bir rahatlıkta kuşkusuz kuşkusu yaratıyor. Ama orada şöyle diyor. Om ben artık çok iyi olacağım. Burada harika olacağım. Dediği için aynı ilaç gibi. Bu ilaç bana iyi gelecek diyor. Ondan sonra öyle değil direkt yani. Efendim? Dur diyorum. Öyle de değil direkt O kadar değil yok yok. Şunu demek istiyorum. Hayır o hiçbir sakın. Var çok güzel aşımalar var. Hayır itiraz ettiğim şeyi Zümra söyleyeyim. Bakın mindfulness'la ben panik bozukluğu tedavi edersen, ettiğiniz iddia ederken, edersen ben hemen dur bakalım ya da onunla bir yaygın anksiyete bozukluğunu çözdüğünü iddia edersen bak orada dur derim. Ama biz bu insanların bedeniyle ruhlarını birleştiriyoruz. Böyle biraz rahatlıyorlar. Hiçbir sakıncası yok. Filanca yemeği yiyorlar. Çok iyi geliyor. Hiçbir sakıncası yok. Ama filanca yemeğin depresyonu çözüyor dediğin zaman suç işliyorsunuz kardeşim. Suç Hı. işliyorsunuz. Tabii, yani nasıl yapıldığı oyna? Şey önemli. Bak Kenan'cığım sapla samanı nasıl ayırmak lazım. Bir nasıl yapıldığı önemli. önemli. Kont yani ile ee... etkisi olan araştırmalar var. Yani şimdi bilim insanları yani bilimde şöyle bir şey var. Bir, bir dakika bir dakika bir yanlış anladın. Ben o etkisi yok, yok demedim. Nasıl yapıldı? Bunu senin bağlanmaya itiraf ederim. Ya. Senin söylediğine ben de katılıyorum. Onlar çok güzel. Fakat bu yanlış uygulanmalar. Her derde deva değil diyor ha, hocam. Hem evet. her derde deva, değil. Hem, her deva değil hem yanlış şey şey uygulanmalar. Aynı şeyi söylüyoruz. Tabii. Aynı şey. Ama yanlış anlaşılabilir. Yoga sırasında, nefes terapisi sırasında kadın atak geçiriyor, kıyamet kopuyor. Panik atak geçiriyor. Onun için herkes ilgileniyor. Hastalar bana geliyor yani. Ben klinisyenim her gün hasta görüyorum. Onu demeye çalışıyorum. Ya nefes terapisi git nefesini aldır verdir tamam bir sorun yok. Tabii. Ama nefes terapisi yaparak kan, panik ata panik bozukluğu tedavi edemezsin. Tam tersine orada ağır bir OKB oluşturursun. Nefese takılır. Nefes alıyor muyum, almıyor Almıyorum. Ben bu hastalara da bakıyorum. <laughs> Şu anda aldım almadım. Ölecek miyim? Boğulacak <laughs> mıyım? Bakın öyle tehlikeli bir yere giriyorlar ki. <laughs> Ama adamın hiçbir sorunu yok. Biz beraber gidiyoruz yoga'ya da gidelim. Egzersizler yapalım hiçbir tabii sakınca yok. Yani hayat... ben benim söylediğim şey şu. Yani uygun mesela mindfulness bir, bir, bir bilimsel bir yöntem. Bunu araştırma yaptıkları zaman bir plasebo grubu oluşturuyorlar, bir kontrol grubu oluşturuyorlar bunu başka o, bir yöntemle. Bir, şey bir de mal tabi tabii. Yani işte yani hani uygun ellerde yapıldığında her şey öyle. Ben panik atan tedavi ediyorum deyip belki de uzman olan Şimdi gerçekten bir kişi değil. Bunu hatırlıyorsanız. De etmez. Güneşin altında yeni bir şey yok hmm. diye antik tabii, bir sözüyle zaten başladım. Olan şey. 1986 yılında yazdığımız Stres ve Başa Çıkma Yolları kitabı yazmaya başlama tarihimiz 1982, Zohal Baltaşla beraber içinde gevşeme egzersizleri, işte bu gevşeme egzersizleri ve biofeedback yöntemleri ki o zaman bunlar yani çok böyle özel teknikler gibi algılanırdı Amerika'da bulunduğum zaman da oradaki konu şu. Ee, bu e, budist rahiplerin ulaştığı kendini kontrol becerisi kabiliyetine yeteneğine gönderdikleri buradan Batı'dan gönderdikleri kişiler değil Batı'da kalarak e, ama uygulanan e, teknik araçları yani basit vücut sıcaklığını e, terbezi aktivitesini vesaire yani kaygıya dönük e, stres reaksiyonlarını ölçen aletlerle geri bildirim aldığı takdirde 20 günde öğreniyor insanlar. E yani elini ısıtmayı kan basıncını düşürmeyi kalp burun sayısını yavaşlatmayı vesaire öğreniyor insanlar şimdi bunlar hepsi yani 1980'lerde batının doğuda görüp büyük hayranlık duyduğu uygulanan yöntemler yani şimdi Zümra arkadaşımın, bunu anlatmaktaki coşkusunu 80'li yıllarda yaşamış bir insan olarak gayet iyi hissediyorum. Şimdi burada mesele... Ne güzel. Gelecekte sizin gibi olacağım o zaman hocam. Çok güzel bir şey bu. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi e, Kenan Hoca'nın da söylediği yani her derde deva değil. Burada hepimiz aynı fikirdeyiz. Yani bunlar bu yöntemler belirli insanlara, belirli düzeylerde yardımcı olur. Burada problemler de işte akupunktür gibi, hipnoz gibi, her derde deva, işte fitoterapi gibi, e, sağlıklı beslenme gibi, alternatif tıp diye bir saçmalık var. Yani tıbbın alternatifi olmaz. Yani tıp nasıl alternatif olur? Tıbbın alternatifi muskadır. E, büyüdür. Yani tıbbın alternatifi budur. Bunlara alternatif tıp demek de hatalıdır. Dolayısıyla hepsini yerli yerine oturtmak lazım. Siz biraz evvel klasifikasyonlar saçma dediniz. Yani o yapanın saçmalığından kaynaklanır. Hmm. Yani hmm. yapanın zihni berrak değilse işte bu hepsini elma armut birbirine katar, doğru soruyu sormaz. Oradan kaynaklanır. Yoksa kavramsallaştırma, kategorize etme insanın zihnini açar, düşünme Kolay berraklığı işte. getirir. Tabii. Bilimin izlediği yolda budur. İnsanların en önemli kafa karışıklıklarından bir tanesi bilimin en temel ilkelerini bilmemeleridir. Nedir? Beraber olmakla birbirinin sebebi olmayı yani korelasyonla ko kozaliteyi birbirine karıştırır insanlar. Hmm. Bilimsel düşünce nosyonu olmayan bilim adamı olmaya gerek yok. Ama Türkiye'de matematik bilinmediği için, sistemli düşünce bilinmediği için, temel eğitim çok zayıf olduğu için iki şey bir aradaysa insanlar onlar birbirinin sebebi zannediyorlar. Yani hani çok en klasik örnek. Yani yağmur yağınca şemsiye açıyoruz. Yani şemsiye yağmurun sebebi değil. Şemsiye yağmuru izleyen bir şey. Hmm. Yani bugün yani 8 milyar doz aşı yapılmış. Şimdi bunun yan etkileri belli. Yani 8 milyar kişide çıkan komplikasyon belli. Hmm. Hala aşının yan etkileri var. Hala buna deneysel sıvı demek başka bir düşünce yapısına sahip olmakla hmm. ilgili. Bu düşünce yapısının arkasında yani tek sebep olarak saymıyorum düşük eğitim var. Düşük zeka var. Psikopatoloji ee, var. Paramıyan. Psikopatoloji var. Ee, e, dolayısıyla yani sapla samanı birbirinden ayırt demek. Dini eğilimi güçlü olan insanlar bu tür eğilimlere yani dünyanın düzlüğüne, aya gidilmediğine, aşıların işte insanları kontrol ettiğine daha çok inanıyorlar. Ve bugün Türkiye'de bu kadar sıkıntı yaşanırken bu aşı konusunda e, ve salgın konusunda hala e, aşıya zorunluluk getirmemek yani aşı olmayanların hayatlarını sınırlayıcı önlemler almamak bu e, dini referansı yüksek olan insanların gücünden kaynaklanıyor. E, aksi takdirde çoktan bu önlemler alınır. Dolayısıyla e, burada mesele e, insanlara çünkü bilgi davranışı değiştirmez. En büyük yanılgımız bu. Zannediyoruz ki doğruları anlatırsak insanlar belirli bir noktaya gelecek. Hayır, bilgi Yok. davranışı değiştirmez. Bilgi davranışı değiştirecek olsa dünyada sigara içen bir tane insan bulamazsınız. Hı. Sigarayı bırakanlara sorun niye sigarayı bıraktınız diye. Ya eşleri için ya çocukları için bırakır insanlar. Derinlemesine sorup derinlemesini alttaki motifi çıkarttığınız zaman yani bilginin davranışı değiştirmesi duyguyla köprülenmesi sonucunda ortaya çıkar. Burada da yani hani aşı çerçevesinde ...başladığım için sözü oradan bitireyim örneği... ...yani insanları... ...kendi farklı bir iletişim stratejisi lazım diyeyim... ...ayrıntısına evet. Hocam, girmeyeyim. çok e, çok e, ilham verici ve... E, ...düşünmeye sevk edici şeyler söylüyorsunuz. Benim de... E, ...işte bütün bu başımıza toplumsal olarak başımıza gelenler... ...buradaki bu toplumsal e, olaylardan... ...felaketler demek istemiyorum... ...herkes her şeyi felaket olarak görmez... E, ...ama... Ee, peki ben ne yapacağım? Ben e, ne olacağım? Ne yapacağım ve ne olacağım? İki şeyde. E, Emre Kongar hocanın geçenlerde bana yaptığı bir zeka tarifi bana çok yol gösteriyor. Diyor ki e, bana da beni hoşuma gitsin diye söyledi. Sen zeki bir adamsın dedi. Bana sağ olun hocam dedi. Falan. Zeka nedir biliyor musun dedi. E, biliyorum falan. Biliyor musun dedi. Şimdi Her zamanki durum tabii. Bilmiyorum. Yani en doğru şey hocanın karşısında bilmiyorum. Sa salak durumuna düşeceğim yoksa. Doğru. Şey, Çakmak yanıyor mu? Tarif edeceğim gibi evet. Ee, ve hakikaten de bilmiyormuşum. Dedi ki zeka e içgüdülerinin ve alışkanlıklarının e yetmediği yerde devreye giren şeydir dedi Güzel bir Aa tanım. ne ne, ne acayipmiş falan. Değişik bir tanım. Ya, güzel bir süre. tanım. Ve sonra da buradan, ya dedim sonra da işte hocayla konuştuk falan Çünkü dedim bunu bir yere not almam lazım. Çünkü hani hoca böyle bunu çatarak diye suratına çakıyor ya e, söylerken falan. Hani hemen unutabilir, unutabilirsen bir filmde seyrettiğin güzel bir sahne gibi falan. Neyse, sonra şimdi diyorum ki bu içgüdüler... Ve alışkanlıklar. Alışkanlıklar derken işte toplumsal alışkanlıklar, ritüeller, şunlar bunlar. Falan. Aslında toplum ve gittikçe artan kişi sayısıyla, nüfusla, toplum aslında içgüdülerle ve alışkanlıklarla her şeyin çözümünü arıyor. Hı hı. Ve burada bir zeka ya da bunun negatif bir halini söyleyelim, zeka olmayan hali ama kurnaz hı hı. ya da ee, ticari olarak ya da siyasi olarak e, toplumu dolandırmayı e, ya da insanları dolandırmayı e, ve bundan kazanç elde etmeyi güç ya da para ya da başka bir şey e, insanlar zeka ile ya da kurnazlıkla insanların içgüdüsel olarak ya da ritüellerle çözüm bulamadıkları bir şeye çözüm bulmuş gibi görünebilir. Bu bir diktatör olabilir. Durumdan yararlanan o bir dikta... ...dikta a olabilir. Bu bir otokratik bir e, gruplaşma olabilir. Bu bir faşist gruplaşma olabilir. Bu bir tıp grubu olabilir. Bu bir ticaret grubu olabilir. Evet. Bundan şey yapan filan. Ve şunu hakikaten çok merak etmeye başladım. Kişisel olarak, kişisel olarak insanlarla konuştuğumuz zaman mutlular mı mutlu değiller mi? Memnunlar mı değiller? Bu nafa. Kişisel olarak biz Zeki bireylerle karşılaşıyoruz ama gruplarla ve toplumlarda aynı şeyi göremiyoruz Toplu hareketlerde aynı şeyi göremiyoruz Onun için aslında burada bir sürü program yaptığımız işte hı hı hı. linç neden var sosyal medya linci neden var işte aşı karşıtlığı neler neden var şu neden var Bu neden var gibi şeyler yapıyoruz yani. Yani ezbere yaşıyoruz biraz. Hani e, e, Iona İona Küçüraki'sin yani ezbere e, ezbere yargılar dediği Bizim mindfulness mindfulness't otomatik pilot dediğimiz ezbere. Yani birçok şey mesela sosyal medyadaki linç bir tür ezbere. Yani o kadar otomatik yapıyor ki insanlar işte söylediğiniz şey içgüdü dediğiniz yani dürtü de diyebiliriz. dürtüsel ve ve akran zorbalığı oraya. Yani şunu Tabii sormak için efendim Tabii. lafı uzattım aslında size de. Yani acaba bütün bu yaşadıklarımızın ee, sağaltılması bizdeki etkilerin sağaltılması açısından zekice mi davranmamız lazım yani biz bunu alışılmış bence geldik. bilgece davranmamız ee, lazım ritüellerle ya da şeylerde burada bozguna uğradığımız yani, zaman acaba e, e, bana sorduğunuz için söyleyeyim kendi görüşümü insanlar akıl e, öngörülebilir şekilde akıl dışı davranır. Öngörülebilir şekilde Bir de akıl dışı davranır. Yani hmm. bunu söyleyen adam iki, 2002 yılında Nobel ekonomi İlk ödülünü sanırım. kazanan e, bir psikolog. E, karar süreçleri üzerinde yaptığı araştırmaların sonucunda. İşte biraz evvel Zümra'nın söylediği pilot otomatik pilot dediği, hmm. Kahneman'ın bu ödülü alan kişinin, e, kavrama atan kişinin sistem bir dediği e, davranışlar bunlar. Otomatik pilotta, düşünmeden. Ve algoritma doğruysa otomatik pilot hayatımızı kolaylaştırır. Hepimiz öyle yapıyoruz. Çünkü yani her şeyi düşünerek hareket edemeyiz. Yani, dolayısıyla birçok şeyi otomatik e, pilotla yapıyoruz. Ve burada da dürtülerimiz rol oynuyor. İster istemez dürtülerimiz rol oynuyor. E, buradan e, çıkış... E, yani bir tartışmaya oturduğumuz zaman herhangi bir konuda... Bugünkü gibi yani bir fikir yapılandırma anlamında değil de genel olarak bir tartışma varsa, her an fikrinizi yeniden gözden geçirmeye hazır olarak oturmuyorsanız tartışmaya, biraz evvel ben esprisini yaptım, ne kadar uzun konuşursanız, ne kadar uzarsa tartışma, kendinizi o kadar çok ikna ediyorsunuz. Hmm. Ee, karşı tarafı değil. Hmm. Kendi fikrinize o kadar daha kuvvetle inanarak masadan kalkıyorsunuz. Hmm. Onun için yani yeniden düşünmeye, fikrimizi yeniden gözden geçirmeye ne kadar aykırı olursa olsun hazır olmak gerekiyor. Bu da olgunluk meselesi. Nasıl yapabiliriz hocam bunu? Valla bir antik düşünür gene demiş ki onunla başladım onunla bitireyim bari. Tanrım bana 24 saat hiç kimseyi yargılamamak için güç ver demiş. Hiç kimseyi ve hiçbir şeyi. Yani yargısız yaklaşmak zor. Çünkü gene düşünürlerden birinin sözü şu an Dostoyevski olabilir ama emin değilim. Diyor ki, budalanın hep söyleyecek sözü vardır. Bilge sorar diyor. Hı. Önce dur ve sor. Ee, benim bir yazım var. Ee, kötülük budalalıktan tehlikelidir diye. Şey Budalalık kötülükten Hı. tehlikelidir diye. Niye? Çünkü kötülüğe karşı çıkabilirsiniz. Budalalığa karşı çıkamıyorsunuz biraz evvel siz dediniz ya niye bu kadar insan yani oradan çağrışım yaptım Hı. niye bu kadar insan diye başladınız ya yani e, budalalık dalalık e, kötülükten daha tehlikeli çünkü karşı çıkamıyorsunuz çünkü ikna edemiyorsunuz çünkü kanalları kapalı kötü hiç olmazsa kötü belli bu kavramı ortaya getirme sebebim de Bonhoeffer Bonhoeffer İkinci Dünya Savaşı sırasında yani Nazi rejimi altında baş kaldıran bir papaz. Ee, diyor ki bugün buna itiraz etmezsem evet. Almanya yeniden kurulurken konuşmaya nasıl hakkım olabilir ki diyor hmm. ee, çok mümin birisi çok değerli bir insan dolayısıyla yani e, ve o işte bu kötülük ve budalalığın ayrımını yapan Bonhoeffer ee, maalesef bugün e, kötülerden çok budalaların olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Evet Pek şöyle tanımlayamaz mıyız? Yani aslında e, yaşam e, e, ritüelimiz içerisinde işte birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, aile, çalışma ortamı bütün bunlar da aslında hepimiz, kendi adıma konuşayım, hepimiz biraz budala mıyız? Yani ben de günümün belli bir zamanı bir budalı olarak ya da aptal olarak e, yani daha çok aptal kelimesini kullandığım için tercih edebilirim geçirmiyor muyumdur? Yani sadece böyle davranmamı bekledikleri için, bu beklendiği için aptalca ya da budalaca bir şey yapmıyor muyumdur? Mesela ahkam kesmiyor muyumdur? Onu bilemem. Ee, ya da şu... ya da yeni görüşlere kapalı değil miyimdir ha, bu yüzden? Şimdi yani? onu söyleyecektim. Ha. Yani sizin konumunuzu bilemem. Ama yaptığınız iş gereği anlamak için dinlemeye başladığınız zaman önemli bir eşik atlıyorsunuz. Ya e, aptalım çünkü. Yani benim iki şey yapmam lazım. Mesela şu andaki duruma bakarsak. Bir, size soru sormam gerekiyor. İki, bunu kişisel, kişisel şeylerle karıştırmamam gerekiyor ki çoğunlukla karıştırırım. Hakikaten merak ediyorum bazı şeyleri. Üç, çok da aptal görünmemem gerekiyor. Şimdi bu benden bir beklenti. Yani ben karşınızda, yani beni örnek alalım isterseniz. Daha kolay, tehlikesiz. <laughs> ee, çünkü böyle bir titrim yok Ondan sonra ya size belki bir şey olabilir Bana olmaz ee, Yani ben e, bir aptal olarak Burada oturup öyle mi yapmaya Hakikaten mi diyebilirim bu çok güzel bir şey Ne kadar güzel soruyor da soruyor Soruyor da soruyor fakat bu bir süre sonra Beni artık izlenmeyecek Bir çocuğa dönüştürür Çocuk da yanlış kelime izlenmeyecek bir Öğrenme meraklısı ama hiçbir halt bilmeyen bir adama dönüştürür. Dolayısıyla ben aslında buradan size bir şey sorarken bir yandan da hadi canım hakikaten mi filan gibi davranmak zorundayım. Şimdi ama bu soruya dahi Ceyleno'nun kim olduğunu söylemeye gerek yok, yani tanımlamaya gerek evet. yok. Ee, çok hoşuma giden bir sözü var. Diyor ki bugüne kadar hayatımda konuşurken hiçbir şey öğrenmedim diyor. Tabii ki öyle. <laughs> Tabii ki. Yani, evet. yani sizin yaptığınız iş açısından bakarsak eğer dinlemek, soru sormak ve dinlemek, öğrenmek açısından olağanüstü büyük bir fırsat. Karşınızda böyle değerli, kendimi evet. dışında tutuyorum, e, birikimli insanlar varken hatta ben televizyonda başladığı zaman bulunduğu yer sebebiyle hayret ettiğim, bugün ise vardığı nokta itibariyle hayret ettiğim insanlar var. ...dinledikleri, soru sordukları, program yaptığı kişilerden öğrendikleri için. Evet. İsim vermeyeceğim tabii. Evet. Sormayın kim diye. E var, e, de, de, tarih programları yapanlar var mesela. Ondan sonra şey ama çok bir şey öğrenildiğini de sanmıyorum hocam yani. E, Leno mesela, yok. Leno örneği ilginç bir örnek. Yani Leno'nun söylediği en düzgün laf bu olabilir. Ben e, yine bir yargıda bulunuyorum. <laughs> yine bir önyargıyla letterman'cı olduğum için o... Ee, o, o, o dönemdeki evet. e, şey ama çok önemli bir yerleri vardı çünkü bütün Amerika e, yatağa gitmeden önce onlara bakıyordu ve gün içerisinde bildiğiniz gibi haber bültenlerinde filan işte şu ne demiş bu ne demiş başkan ne demiş muhalefet ne demişi bırakıyorlardı Leno ya da Letterman e, onun öncesinde Johnny Carson ondan sonra işte Conan O'Brien falan filan bütün bunlar bu Günkü ekonomik ya da e, siyasal durumu nasıl değerlendirecek? Bize bununla ilgili ne şaka yapacak? Ama bizim ülkemizde böyle bir şansımız olmadı. Bizim bütün belki bu toplumun sağaltılmasında da çok önemli bir eksiklik, bir gerizekalılık olarak kaldı. Yani bizim e, stand-upçılardan televizyondaki şovları yapan insanlara kadar e, toplumun, İyi ya da kötü hiçbir kurumuyla ilgili espri yapılamadı. Ee, siyasi espri yapılamadı. Ekonomi esprisi yapılsa siyasete vuruyordu. Sağlıkla ilgili espri yapılsa siyasete vuruyordu. Onun için herkes, bütün herkes, televizyondaki komedi programlarındaki skeçler, şunlar bunlar da dahil... ...toplumun az gelişmiş, az eğitimli, işte efendim şehir yaşamıyla hemen anlaşamamış sonra anlaşacak ama hemen anlaşamamış göç eden toplumsal kimliklerle kafa bularak maganda tiplemeleri evet diyeyim, kuro, kuroya vurarak aslında şey yapmaya çalıştı evet. yani hocam o kadar öğrenmiyor değilim merak etmeyin <gülüyor> ben <gülüyor> öğrendiğinizi söyledim siz niye birdenbire bire ters Hayır aldınız? <laughs> hayır Şu, hayır sizin sözlerinizden ilham alarak ve ee, ...düşünerek diyorum ki ben de aslında e, çok çok öğrenemiyorum. Aslında öğre, öğrenemiyorum. Yani bunun aslında en çok belki de feyz alacak olanlar... ...bir sonuç çıkaracak ya da ilham alacak olanlar... ...tabii ki bu masada bulunanlar değil. Onlar seyirciler. Fakat maalesef evet. bugün seyircilerin de başka bir yere evrildiklerini görüyoruz. Seyirci de artık ya da dinleyici de artık... Kendi hoşuna gidenler anlatılmıyorsa o şeyi seyretmiyor. Evet hocam çok aydınlandığımı söyleyebilirim. Bir de hocamın bir eklemesi olacak. Şöyle zeki insan, akıllı insanla ilgili bir şey ekleme yapmak istiyorum. Zeki olmak e, mental hastalıkların, ruhsal hastalıkların önünde bir sigorta olamıyor ne yazık ki. Olamıyor. Evet. Hmm. Yani Nobel ödülü de alsanız şizofreni tanısından kurtulamayabiliyorsunuz. Evet. Ama daha sık rastladığımız bir şey söylemek istiyorum. Zeki insan artı kişilik eşittir akıllı insan. Hı. Bu da benim denklemim. 30 yıllık bir hekim olarak. Eşittir akıllı insan mı? Yani akıllı insan değil. Ya, tartışılır bu tabii bilim dediğin. Çürütülecek biri benle karşıt görüşte sunar ama şuraya gelmek istiyorum. Psikiyatride, psikoterapilerde bu e, özgür fobiler, panik bozukluğu mesela çok kolay tedavi ederiz. İyi bir bilişsel terapist panik bozukluğu kısa sürelerde bitirir. Yok canım. Evet. Bilişsel davranışçı Hiç terapi... bunun yansımalarını görmüyoruz. Şimdi hangi vakalar... <laughs> Ama bir şey söyleyeyim. İyi bir bilişsel davranışçı terapisten bahsediyor Ne demek bilişsel davranış? Bu patolojik davranışları, duyguları irrasyonel düşüncelerle olduğuna inanıp... E, ...otomatik düşünceleri yakalayıp ara varsayımları oradan da çekirdek inanışlara doğru iner... Ee, beş seansta, 7 seansta, 10 seansta o, o muzdarip olduğunuz, Hı. yıllarca süründüğünüz hastalığı tedavi eder. Güzel. Bu sayısız araştırma var. Bu benim meslek pratiğim değil sadece. Hı. Sayısız araştırma var. Dünya en büyük hediyedir. Epiktotos'a önce teşekkür ederim, sonra Erimbek ve arkadaşlarına. Hı. Türkiye'deki ilgili diğer hoca hocalarımıza. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu kolay hastalığı, bu kolay hastalığı eğer ikinci eksen patolojisi varsa tedavi edemiyor. IQ uçsun. Hepimizi dövsün bu masadaki. Hmm. Harvard bitirsin, ODTÜ bitirsin, Boğaziçi hmm. bitirsin ama eğer orada do doktorla uğraşmaya başlarsa bu bana ne verebilir ki? Bu bana ne öğretebilir kim ki? ki? Efendim? Hmm. O kim ki? kim ki? O kim ki? Filan, hmm. Onlar sürünüyor. Üzgünüm. Hmm. Her kim, her kişi, hatun ki gelip orada teslim oluyor bilime. Hmm. Kişiyle ilgilenmiyor. Anlattıklarına bakıyor. Onlar iyileşiyor. O zaman IQ hiçbir şey değil tek başına hiçbir şey değil. Hmm. Artı kişilik özelliklerimiz. Önüne gelenle her türlü daha sonra başını bela sokacak dürtüsel hareketleri kim yapıyor? Aptal insanlar mı yapıyor zannediyorsunuz? CEO yapıyor, profesör yapıyor, doktor yapıyor, mühendis yapıyor, bakan yapıyor, başbakan yapıyor, ülke yöneten yapıyor. Pek çok kişi yapıyor. IQ'larında sorun var mı? Yok. Burada başka bir... Mizaç olay. mı hocam? Efendim? Mizaç mı dediğiniz? Kişi... Mizaç o kişiliğin Doğuştan getirdiğimiz parçası, ona bir artı daha koyalım, o ikinin içinde bir artı daha, o da nedir? Karakter. Karakter, antik Yunan'dan gelen ya bir şey. Bunun üzerine bir program yapmak istiyorum ben, mizaç yani. Hmm. E, genetik mi, değil mi, e, toplumsal mı, bir döneme mi ait? İşte karakter mesela ha. deyince değerler giriyor yani, devreye. Değerler evet. giriyor, değişebilir yer orada. orası. Hmm. Bak mizacı değiştiremeyiz. Evet Doğuştan getirdiğimiz bir şeyle bir gideriz, küçük değişiklikler olur ama... Ama karakterde de değişikler istedim. Toplumsal yani... mizajdan bahsedebilir miyiz efendim? Tabii ki. Benim ee, toplumdaki yani, şimdi genetik, genetik piyangodan bahtımıza çıkan onda i̇şte mizacımız karakter kişiliğimiz ondan sonra üzerine değerler geliyor falan yani o bu, zaman bu, bu baş... bir kelamdan örnek verdiniz <laughs> Gülben Ergenle tamamlayalım mı herkes kendi kaderini yaşar yarimle. <laughs> o zaman hatırlamıyorum ya hiç tanıyamıyorum. bir kelamı biliyorum ya onu ha, biz kullanıyorum. Niye ya. Gülben Ergeni bilmiyor musunuz? Onu biliyorum ama şarkıyı bilmiyorum. Şarkı Peki, Sezen biliyorum. Aksu şarkısı. Ha tamam şarkı şarkı, o. Güzel şarkı. Ha o Peki. tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Uzun bir program Çok oldu. Çok aydınlatıcıydı, ilham Çok vericiydi. Haftaya görüşmek üzere.